Mert'in görüntü dönüyor bende. Sizde de aynı mı? Bir aç kapa yapar o arada Tamam, yazar normal. şimdi. Tamamdır. Merhabalar arkadaşlar. Herkese bugün yeniden Corona Lockdown, 30 Days of Technology'deyiz. Bir haftayı deviriyoruz. Yani çeyreğini bitirdik diyebiliriz. Çok güzel sohbetler ve bolca teknoloji konuşarak yayınımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz aslında en temel konulardan bir tanesi. Yani yaşayamadığımız konulardan bir tanesi. Su gibi ekmek gibi olan bir konu veri. Veri konusu ve bu verinin nasıl depolanacağı, ne şekilde depolanacağı, hatta bundan sonraki yarında hangi enginler üstünde tutulacağı ve nasıl yönetileceği ile ilgili bir session'ımız daha var. Ondan sonra bir tane daha var. Data ile ilgili çok fazla konuşuyor olacağız 3 gün boyunca. Sonra farklı konulara gidiyor olacağız. Bugün de başlığı NoSQL versus SQL koyduk ama tabii ki de veri üzerine konuşacağız aslında her anlamıyla. Sadece derdimiz NoSQL veyahut da SQL konuşmak değil, verinin içeriğine, niteliğine ve depolanma yöntemlerine bakmak bugünkü oturumumuzda. Bugün aramızda Bora var, sevgili dostum, MS Auto'dan da arkadaşım. Kendisi Paximum firmasında çalışıyor. Ne yaptığı ile ilgili kendisini tanıtacak ilk sözü de ona veriyorum bugün. Sorumu sorarak veriyorum tabii. Bora, senden ricam, önce kendini tanıtırsan, ne iş yapıyorsun? Daha sonra da sorumla başlarsan sevinirim. Şimdi bu NoSQL ve SQL versus'una girmemin sebebi, yani başlığı böyle atmamın sebebi, biliyorsunuz NoSQL artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ondan sonra çok fazla kullanılıyor. Ve zaman zaman RDMS'leri, yani geleneksel veri depolamayı replace edilecek şekilde zorlanıyor proje başlangıçlarında. Ondan sonra tabii bu proje incelenerek, veri yapısı incelenerek ve arkadaki background incelenerek yapılan bir şey, ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu versus doğru mu? Aslında Bora, sorduğum soru şu. Bu performansla ilgili bir şey mi? Verinin tutulma şekliyle veyahut da verinin yapısıyla alakalı bir durum mu? Yani bu bir replaceable bir şey mi? NoSQL ile SQL. Veyahut da biz hayır, performanstan dolayı bir kısmı ayırıyoruz. Veyahut da verinin tipinden dolayı, yani veri şu nitelikte ise NoSQL tutmamız gerekiyor. Siz firmanızda nasıl yapıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz bunu seçerken? Deyip topu sana atıyorum. Daha sonra da zaten sohbetimize başlarız. Selam herkese. İsmim Bora. Paximum firmasında DevOps olarak çalışıyorum. Bizim bütün sitemiz şu anda Amazon Web Services üzerinde. Tamamen cloud üzerinde sistemimiz çalışıyor. Software as a Service, B2B, bir market palace bizimkisi de turizm üzerine. Bu aralar turizm kötü. O yüzden pek sistemin üzerinde yük yok ama yük olduğu zaman auto-scale, kendi kendine büyüyüp küçülen bir sistem olarak çalışıyor. Tabi burada NoSQL veya Relational Database konusuna girecek olursak aslında birbirlerinin çok da alternatifi değiller. Nerede hangisini kullanmak gerekiyorsa onu kullanmanız gerekiyor. Yani bizim sitemizde asıl based olarak kullandığımız database Süper. MongoDB. Bu business'ınız buna uygun olduğu için mi Bora bu şekilde? Yoksa farklı sebepler? Mesela RDMS'i hangi alanda kullanıyorsunuz veyahut da hiç kullanıyor musunuz? Yani RDMS'de de bizim MySQL database'imiz var. O da Amazon'un Software as a Service bir şey RDS diye bir servisi var. Onu kullanıyoruz. Onun üzerinde RDBMS database kullanıyoruz. Onu kullanmamızın sebebi aslında burası bize bir cache gibi kullanıyoruz. Bizim müşterilerimizden yani buyer ve supplier'larımız var. Bize hizmet veren, bize ürün veren yerler RDBMS bir database kullandığı için, genelde SQL Server kullandığı için biz onların karşılığında o cache'leri MySQL bir database üzerinde tutuyoruz ama kendi altyapımızdaki database MongoDB. Yani burada da hani nasıl anlatabiliriz? Burada daha çok developerların cevap vermesi lazım o hani alt taraftaki şey konusunda,
İşte peki bunu, şöyle sorayım o zaman. Bunu unutalım. Ben daha çok bunun administrative tarafında bulunuyorum. Hani buna da çok cevap vermem doğru olur mu? Onu da bilemiyorum. Süper abi, şöyle yapalım o zaman. Hemen zaten sen top attın. İlter, sana döneyim. Sonrasında da Mert'e soracağım. Şimdi mesela biz esasında yani business'ın MongoDB'de döndüğünü anlıyorum Baran'ın söylediğinden. Ama mesela şimdi şeytanın avukatlığını yapayım. Ben bir developer'ım. Geleneksel bir bakış açısıyla şunu düşünüyorum. Şimdi turizm sektörü örnek veriyorum. İşte ne bileyim otelde oda satıyorsunuz. Öyle olduğunu için söylemiyorum business'i. Sadece kafamda kurgu yapıyorum. İşte otel vardır, otel ID vardır, otelin room'u vardır, room'a bağlı customer vardır. Sanki burada böyle ciddi bir relation varmış gibi geliyor bana. Sizin business'ta da öyle diye düşünüyorum. İşte örnek veriyorum, kategori var, ondan sonra item var, item price var vesaire. Siz nasıl yönetiyorsunuz bunu? Burada bir relation var, evet üstü kapalı ama bu backbone nerede dönüyor? Yani datanın esas NoSQL veyahut da SQL ayrımını nasıl yapıyorsunuz veyahut da nasıl tutuyorsunuz? Abi bu tarafta aslında verinin tipine göre nasıl hareket edeceğimiz belirleniyor, ortaya çıkıyor. Ama verinin tipi de yeterli değil. Veri tipinin tüketimi de çok kritik burada. Çünkü relational database'lerde daha ziyade böyle normalizasyon, denormalizasyon süreçleri de işin içine giriyor. Yani siz datayı şey yapmaya çalışıyorsunuz. Olabildiğinde parçalara ayırıp tekrarsız şekilde kullanabilir hale gelmeye çalışıyorsunuz relational database'lerde. Çok en sade haliyle anlatmaya çalışırsam. Ama siz veriye bütün olarak ihtiyaç duyduğunuzda, yani senin bana pasladığın yerden söyleyeyim. Mesela kategori var, ID'si var, kategorinin adı var. Subkategori var, subkategorinin adı var. Hı hı. Brand, marka var, markanın adı var. Beden var, bedenin adı var. Şey var, cinsiyet var, cinsiyetin adı var. Şimdi 6 tane veri saydık burada. Sen şimdi relational database'den bunu çekmeye çalıştığın zaman 6 tane tabloya gideceksin demek oluyor. Şimdi veri tabanlarının nasıl çalıştığıyla alakalı ya bu sorunun en temel kısmı maalesef çok teknik o taraf. Böyle anlatması bayağı karmaşık ama veri tabanı engine'lerinin nasıl çalıştığıyla alakalı. Bu RDBMS engine'ler da developer gözüyle anlatmaya çalışıyorum. Böyle verileri memoriye çeker. Memoriye çektiğinde matrisler oluşturur. Kartezyenler yapar birbirleriyle. Join dediğimiz o kavramlarla. Kendi metadatasına uygun olarak, şemalara uygun olarak bu kartezyenleri oluşturur. Memory'de bu record seti size oluşturduktan sonra siz ne kadarını istiyorsanız, mesela offset koyarsınız, tab koyarsınız, bir şeyler koyarsınız, limit dersiniz MySQL'de, o kadarını size verir. Ama bu yolculuk altta bir sürü teknik detay olmakla birlikte böyle gerçekleşiyor. RDBMS database'lerin engine'inde size veriyi sunuş şeklinde. Ama NoSQL yani veri tipine göre dediğim, ya verinin tüketimine göre dediğim şey, birazcık daha detaylandırırsam, dedik ya 6 tane alan var. Biz mesela Elasticsearch kullanıyoruz burada dataları şeye basmak için. Client tarafına request yapana göndermek için. Hı hı. Biz yaklaşık böyle 5-10 dakikada bir Elastic'teki datamızı güncelliyoruz. 20-25 bin tane data yolluyoruz Elasticsearch'e. Ve bunlar neler dersen rengini değiştiren oluyor, açıklamasını değiştiren oluyor, fiyatını değiştiren oluyor gibi gibi bir sürü şey var. Ve mobil uygulamalar ya da webten bize istek geldiğinde datayı Elastic'ten veriyoruz. Nasıl bir data bu dersen 40 kolonluk, 50 kolonluk falan bir data. Hatta bu datanın içerisinde JSON bir şekilde başka paketler de tutuyoruz. Yani nasıl denir? Nested object şeklinde tutuyoruz bu datayı. Mapleyip client'a atıyoruz. Şimdi buradaki performans ne dersen, şimdi 40 kolonluk normalde relational database'de relational mantıkla tuttuğunda böyle kartezyenlerle database engine'in garip garip hesaplar yaparak data getirmeye çalıştığı bir yapıda NoSQL tarafta yan yana duran bir dokümenti topluca alıyorsun. Tabii ki onun da üzerinde farklı indeksleme stratejileri var. Datayı sana hızlı verebilmek için ama Elasticsearch'ün böyle 4 milisaniye gibi çok çok küçük sürelerde ürettiği bir datayı siz relational bir sorguyla o kadar hızlı, o kadar küçük bir konfigürasyonda alamazsınız. Karakteri, verinin tutulma karakteri gereği. Application seviyesinden bu olaya bakarsak. Yani soruna dönersem, NoSQL, SQL farkı neden çıktı? Bu veri tipinden mi yoksa ikisi birbirinin alternatifi mi gibisinden? İkisi birbirinin kesinlikle Boran'ın da dediği gibi alternatifi değil. İkisinin kullanım yerleri var ayrı ayrı. İlla ki birine evirip diğerinin içindeymiş gibi kullanabiliyorsun. Mesela Elasticsearch'un 7.6 versiyonunda, 7.6'ydı galiba. 7.1'de falan çıktı hatta bu. Relational
kavram attılar gene ortaya. Hatta GraphDB bile koydular şeyin içerisine. Evet. Elasticsearch'ün içine. Bir query language'u var Elasticsearch'ün. Bildiğiniz relational SQL'e benzer bir sorgu atıp Elasticsearch'e relational data çekiyorsunuz. Yani nasıl çekiyorsun derken sana sorgulama metodu verdi aslında. Arka tarafta gene data şey duruyor. Ayrı ayrı dokümentler şeklinde. Yani kendi iç database engine'ini tuttuğu, anladığı şekilde tutuyor. Sorunun kısaca application level'ından bendeki cevabı bu. Ama derya deniz bir konu. Sohbet ettikçe detaylandırırız diye düşünüyorum. Yani orada şeyi de eklemek lazım. NoSQL derken ne tip bir NoSQL? Yani document tipinde var. Key value su var. Memory in memory olan var. Hepsinin yeri ayrı. Mesela işte MongoDB kullanıyorsunuz ama onun önünde mutlaka bir Redis cache kullanıyoruz biz. Bazı şeyleri cacheleyip o Redis'in üzerinden veriyoruz. Her sorgu için database'de gitmiyoruz. Çok büyük bir yani database'in buradaki en büyük sorunu diskin IOPS'u. Database'e hiçbir zaman disk IOPS'u yetiştiremiyorsunuz. Onu engellemek için ön tarafına farklı yöntemler kurmanız gerekiyor. İşte dün de konuşuldu mesela. Q'lar koyuyorsunuz, ne bileyim in-memory database'ler koyuyorsunuz key value şeklinde falan gibi bir sürü yani çeşitlendirmek gerekiyor olayı. İşler büyüdükçe, request'ler arttıkça bunlar işin içine giriyor. Süper. Bunu şöyle bir başlık altına alıyorum hemen notlarıma. Birazcık daha böyle performans ve infrastructure baktığımız zaman aslında performans tarafından baktığımız zaman vertical scaling bizim en büyük korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Bundan kaçınmak için bir önlem aldığımız kesin. Ondan sonra deyip topu Mert'e atıyorum. Mert, sizde durum ne? Nasıl bu kararı veriyorsunuz? Veyahut da farklı şeyler için kullanıyor musunuz? Bu arada şöyle sınır tutalım. Hani daha düzgün ilerletebilmek için akışı da. Şu an için Document DB'den bahsedelim. Yani esas o ana master datanın tutulduğu şeyden bahsediyorum. Sonra onların nasıl cache'lendiği ile ilgili farklı bir sorun var. Onunla da konuyu detaylandıracağım. İyi akşamlar herkese. Selamlar. Ya tabii çok herkesin bahsettiği gibi yani çok büyük bir derin bir konu temelde. Yani aslında tamamen benim de fikrim ihtiyaca ve duruma yönelik aslında bir seçim bu. Ya bizim kendi özelimizden baktığımız zaman aslında bizim mimarimiz aslında CQRS pattern üzerine kurulu biraz. O sebepten ötürü aslında bizim Bright Tree modellerimiz birbirinden farklı. Tabii burada işte biz bu yapıyı hibrit biraz daha kullanmak yolunu seçtik. Çünkü aslında write modelimiz yani write yaptığımız kısmın aslında bizim için daha transactional, daha işte asit kavramlarına daha uygun bir yapıda olması gerektiğini düşündük ve datayı yazacağını garanti etmesi gerektiğini düşündük tabii orada. Ama tabii read modelimizde aslında biraz daha performans yönelik. Hatta işte bir materialized bir pattern gibi biraz daha dataya ihtiyaca uygun aslında şekli getirip o şekilde aslında sunmak yolunu tercih ettik. Tabii burada şimdi daha detayına girecek olursak şimdi SQL ile başladık. MS SQL ile başladık. Niye başladık? Aslında temelde yani biraz know-how temelli başladı bu ama her zaman bizim yani mimarimizde şöyle bir kararımız oldu seçimlerimizde. Yani her zaman bir BC planı var. Yani biz mesela bundan yaklaşık bir 6-7 ay önceydi büyük olasılıkla PostgreSQL konusunu çok ciddi konuşmaya başlamıştık o zaman. Hı-hı. Çünkü bizim modelimiz biraz daha aslında bulk işlemler ve aslında ciddi anda yüklü datalar. Yani bir kullanıcının işte 10 farklı store'da belki binlerce product'ı. Hatta bugün işte konuşuyorduk yani bir müşteri potansiyel müşteri olacak birisi var. 1000 tane Shopify store var adamın. Hmm. Şimdi 1000 tane Shopify store'un her birisinde biner tane ürün olduğunu düşünürsek ve aynı şekilde buna paralel de shipment order yani o sipariş olduğunu düşünürsek çok ciddi rakamlar ve tek kişi için konuşuyoruz bunu. O yüzden aslında bizim için datanın yeri yazılıyor olması, garanti olması önemli. O sebepten ötürü aslında bir tarafta transactional bir database varken aslında diğer tarafta biraz daha bize esneklik sağlayacak bir database var. Tabii orada MongoDB ile başladık. Çünkü MongoDB benim fikrim
çok user friendly bir database. Yani çok hızlı geliştirilebilir, hızlı başlanabilir. Aynı zamanda scaling'ine güvendiğimiz, farklı ihtiyaçlarımıza aslında karşılık verebilecek bir database temelde. Yani işte mesela bizim kurduğumuz yapıda 3 makina ile başladık biz buna. Hala öyle gerçi devam ediyor. İşte bir tanesi bir saat geriden gelen bir recovering makinesi, bir tanesi secondary makine, bir tanesi primary makine gibi. Yani o noktada aslında Word yatayda genişlemesi bizim için çok değerli bir konu. Aynı zamanda tabii datayı tutuş şekli de bizim için önemli. Çünkü bizim aslında birden fazla, ya şöyle söyleyeyim, çok farklı bir data read modelimiz var. İhtiyacı yönelik aslında. O yüzden başlangıçta aslında kendi orada materialize view pattern'imizi biraz da kendimiz uygulamaya çalışıyorken, son geldiğimiz nokta artık MongoDB'nin üzerinde bazı view'ları çalıştırıp performans alabilirin testine başladık. Yani bu konular aslında bize esneklik sağladığını söyleyebilirim ama temelde ihtiyacımız olana indirgersek konuyu, bir tarafta aslında yazma veya transactional garantisi veren ASIT prensiplerine uygun bir database kullanmayı tercih ediyorken, diğer tarafta biraz daha esnek bir yapı kullanmak istedik haliyle. Çünkü read'in önemli olduğu bir kısım orası. Elasticsearch ile tabi arasında gittik geldik orada. Acaba dedik hani şu an daha henüz search'ın kullanılabilecek bir strateji çok fazla. O nedenle aslında MongoDB'nin güzel yanından bir tanesi de aslında bunları ne kadar aggregation'ı veya işte like yani query'leri aslında attığınızda sizi hiç üzmeyecek bir database. O sebepten ötürü aslında hem bunlarla hem başlarınızı MongoDB tarafından karşılayabilmen işimizi gördü. Aynı zamanda kendi read performansında da mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Ama büyük olasılıkla Elasticsearch'u da aslında ciddi anlamda sistemin içerisinde, stacklerin içerisinde artık iyice sokmaya başlayacağız. Aslında kullanıyoruz. İndeksleme için kullanıyoruz. Bizim country datalarımız var. Tüm globalde çalıştığımız için aslında. Country dataları değişmeyen datalar olduğu için aslında indeksledikten sonrasında daha değiştirmeye ihtiyaç duymadığımız bir yapı. Yani o nedenle aslında Elasticsearch bizim için önemli ama istediğimiz noktaya daha henüz getirmedik. Yani step step başladık temelde, öyle söyleyeyim. Tabi bunun yanında Redis de var sistemde. Çünkü bir taraf hala SQL paternli değil. Bir domain hala SQL paternli çalışmıyor. O yüzden arka tarafta aslında bir MS SQL database var. Onun önüne biz Redis cache'i koyduk. Tabi cache kısmı çok kritik, çok değerli. Ama Mongo tarafının önüne şimdilik koyma ihtiyacı duymadık açıkçası. Yani o noktada bizi performans sıkıntısı şu an yaşatmadı. Ama tabii ki neden olmasın? Sonuçta konuştuğumuz gibi IOPS önemli bir kriter burada. O da düşünülebilir bir nokta tabii NoSQL üzerinde. Abi ağzına sağlık. Şöyle devam edeceğim. Şimdi bu cache'leme konusu özellikle benim birazcık real-time datada, yani bu IoT'de olabilir, clickstream'de olabilir. Ondan sonra yani aslında anlık topladığımız bütün data, özellikle de bu e-commerce sektöründe işte veyahut da social alanı olan yerlerde, İlter sizde de çok fazla var, like'ın, işte atıyorum comment'ın falan olduğu yerlerde kaçınmaya çalıştığım bir olay. Şimdi öncelikle cache'lemeyi bir açıklayayım, sonra o stream olayına birazcık girmek istiyorum. Şimdi bu cache'leme olayı, stream'in olmadığı bir senaryoda, yani datayı bir dashboard'a veyahut da herhangi bir analize anlık göndermediğimiz durumda bu bir çözüm mü? Database'in önünde duran yoğurtta biz bu stream olayından kaçmak için belli bir süre kullandığımız bir workaround mı? Her durumda gerekli mi? Yani cache'lemeyi hangi senaryolarda kullanıyorsunuz İlter? Abi iki senaryoda da kullanıyorum neredeyse ama en ağırlıklı kullandığımız şey arka tarafa workload yaratmasın. Yani çünkü database son kale. Bunu arada konuşmuştuk. Kim söyledi hatırlamıyorum. Bizden biri söylemişti. Database'i hep korumak lazım. Yani burada da mesela aynı veriye çok sık ulaşılıyorsa, şimdi SQL Server'da aslında belli bir cache'leme kullanıyor. Hatta AntiFramework kullanıyorsunuz, AntiFramework'ün bile cache'leme kabiliyeti var şeyin içerisinde, kütüphanenin içerisinde. Ama bunları çok iyi yazılımınıza yediremediyseniz ya da bir yazılım devraldınız ve bunlar açılmadıysa, çünkü bunu bir açtınız mı bütün AntiFramework'te kullanıyor gibi bir şeysiniz. Bir de kullanamadığınız case'ler var. Siz eğer ki
sorgunun içerisine birkaç dynamic field koyarsanız Entity Framework de cache'lemiyor bunu. Database'e gidiyorsunuz. Database'de bufferlanabilecek türden bir dataysa gene rahatsınız. Database'den bir şekilde buffer'dan hızlıca gelir bunlar. Eğer yeterli RAM kaynağınız varsa. Ama bunlar yoksa mimaride dikeyde aşağı doğru inerken mecburen çok sık değişmeyen dataları olabildiğince cache'de tutmak lazım. Ama sık değişen dataları da biz cache'de tutuyoruz. Onun da en temel sebebi anlık yükün çok ani değişmesi bizim tarafta. Case olarak bahsetmek gerekirse. Ne demek o? Aslında böyle sitede 1000 kişi, 2000 kişi gezerken bir anda 15.000 kişi geliyor. Şimdi siz bunu ya önceden autoscale edeceksiniz, bir şeyler yapacaksınız ya da bir şekilde içeride bunun gelmesine karşı bir bariyer koymanız, bir savunma sistemi geliştirmeniz lazım. Şimdi bu nasıl olur ya, sizin business nasıl gibisinden bir şey olursa, bir influencer diyelim ki bir paylaşım yaptı, yani gerçek dünyadan direkt alalım bunu. Sağ olsunlar, yani 1,5 milyon takipçileri var. Zaten şu anda da herkes evde. Şu ara influencerlar pek ekmek yiyemiyor ama gene de yani bir paylaşım yaptıklarında bir anda sizin sisteminize 20.000 kişi geliyor. Yani pat diye tıklıyorlar ve geliyorlar. Hazırlıklı olma ihtimaliniz yok buna. Böyle bir kaynağı altta hazır tutmanız da mümkün değil. Database engine'lerin çalışma şeklinden dolayı, yani şimdi siz diyelim ki datanıza erişimle alakalı read write kısmında isolation level kullandınız. Dediniz ki ben snapshot isolation kullanacağım. Bana dirty data verebilirsin. Yani oraya kadar inelim tekrar. Hı hı. Şimdi siz bunu yaptığınızda bu sefer kullanıcılara farklı datalar, yani data consistency kısmında doğru datayı sunmama durumuna geçiyorsunuz. Ve bu da, biz bunu çok sık yaşıyoruz. İşte ürünümde 14 like vardı. Neden 8 gözüküyor? Ben bu ürüne yorum yaptım. Neden yorum yapıldı gözükmüyor? Ne bileyim, ben bu kullanıcıyı bloklamıştım. Neden bloklanmadı bu? Yani böyle şeyler, son kullanıcıyla uğraşıyorsanız direktman öyle geri bildirimler geliyor. Soruya dönersek, ben en ağırlıklı olarak backend'i, daha doğrusu son kaleyi korumak için böyle çok sık değişmeyen dataları olabildiğince cache'de tutup, in memory cache'de tutup saklıyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. İleriki session'da, o servis bus session'ında işleyeceğimiz şeyde cache'i bir level daha ileriye çıkartıp Redis'in PubSub özelliğinde kullanarak in memory cache'i distributed cache şeklinde kullanıp çok daha eğlenceli data çözümleri üretebiliyorum. Öyle de bir faydası var. Her ne kadar şeye takılsak da RDBMS tarafında her şey relational duruyor, işte sağlam, asit çalışıyoruz falan, ama öbür taraftan data ihtiyacımız anlık değişmeli ve 8 makinede birden değişmeliyse, ama 8 makinede birden değiştiremeyeceğiniz bir cache ortamındaysanız, sadece cache deyince tek makinede cache'liyorsunuz siz bunu. Arkada tek Redis yaparsanız, Redis cluster'ı bile yapsanız, daha dün işledik. Yani Redis'e git gel zaten içeride bir connection maliyeti ürettiği için şeyi tıkıyor bu sefer. Sizin kendi iç CPU'nuzu tıkıyor. Şimdi sizin CPU'nuz request'lere mi cevap verecek? Request'ten Redis'ten datayı getirirken mi uğraşacak gibisinden bir şey var. In-memory cache'lediniz, diğer makinede yok. Öyle bir sorun var. Şimdi database'lerin farklı farklı olmasının ve farklı farklı olabilmesinin sebebi bu çözümleri üretebilmek. Yani Redis'in PubSub'ını kullanarak biz 8 makineye birden bir cache item geldiğinde dağıtıyoruz anında. Böylelikle de senkronizasyonu sağlamış oluyoruz makinelerin üzerinde. Zaten bu data da şey olmadığından, transactional bir data olmadığı için, yani böyle checkout datasını tabii ki bir cache'leme yöntemi yapamıyoruz. Bu arada onu da gördüm. Hybris'ti galiba. Hybris'te arada bir katman var, cache katmanı. Bu Hybris'te SAP'nin satın aldığı e-ticaret platformu. Full open source'ların üzerine kurulmuş sağlam bir platform. Hybris ne yapıyor derseniz, adamlar cache satıyorlar. Diyorlar ki 100 item'lık cache lisansımı satalım size, 200 item'lık cache lisansımı satalım. Yani sorduğun sorunun bir de böyle bir şeysi var. Yani ticaretleştirmiş adamlar. Cache item satıyorlar müşterilerine gibi bir durum da var. Onlar mesela ben hani backend'i koruyacağım dedim. Onlar ticari modele çekmişler cache kısmını. Süper. Bu arada yoğun bir SQL trafiği görüyoruz burada. IOPS'ların ne kadar yükselebileceğiyle ilgili.
Peki şimdi arka taraftaki aslında cache'in de bir arkasında, onu da es geçmeyelim. Modellerden bir tanesi, halen çok sık kullanılan modellerden bir tanesi read write konusu. Bora, ne diyorsun? Bunu siz kullanıyor musunuz? Yani bir read replika oluşturulması veyahut da işte write write'in olduğu tabizlerin ayrılması halen kullanılan bir yapı mı? Sizin tarafta kullanılıyor mu mesela? Evet, biz dediğim gibi Amazon'un RDS servisini kullanıyoruz. Orada da clusterlarımız read ve write endpoint olarak ayrı. Bunu kullanmamızın sebebi de read işlemleri bizde çok fazla. Dediğim gibi biz oraya bir cache gibi kullanıyoruz. Bundan dolayı da oraya yaptığımız read işlemleri fazla oluyor. Onun için Amazon'un şöyle bir özelliği var orada RDS'te. 15 taneye kadar, 15 tane sunucuya kadar read replika oluşturabiliyor. Yani siz read ihtiyacınız kadar sunucuyu arttırarak veya azaltarak işte duruma göre bu ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Bu read ihtiyacımız, Hocam, yani ben oradaki sorayım, şeyi. ne kadar real time read veriyor sana? Bora, bir tane fotoğraf var, onu paylaşabilir miyiz? Paylaşabilirsiniz. Peki, şöyle Yani Bora, seçelim ne o zaman. kadar real time read veriyor sana? Yani mesela Yani write ne demek istiyorum? olduktan mesela ne kadar süre sonra read edebiliyorsun datayı o Bu tarafta? şey Yani öyle paternlerde var ya, nearest mirror var. Direkt real time binlog var. diye Aktif bir aktif var. yani aktif çalışıyor bunların hepsi. Yani siz yazdığınız anda onu okuyabilir oluyorsunuz. Zaten yazdığınız şey yani bir şey, o connection tamamlanıp yazmadan sizi read olarak şey yapmıyor, veremiyor database. Veya öyle bir durumda bir bin log diye bir durumu var. O tür şeyler yaşıyorsunuz. Pek yaşamıyoruz ama o 5 milisaniye geçtiği zaman sorunlar olmaya başlıyor. RDS tarafında pek böyle bir sorunlar yaşamıyoruz. Peki, Yani sorduğun süper. soru eğer buysa. Biz orada şeyi, o yapıyı da Amazon tarafında şey var. Cluster dediğin için şeye değinmek istedim aslında. Şu mesela SQL Server'da aktif bir strateji. Birini sadece arka tarafta yedekleme amaçlı tutuyorsun gibi bir strateji var. Nearest mirror verebiliyor adam. Yani RDBMS Yani database'lerde de farklı Yapı şu, metotlar var ya, verinin. RDBMS'te aslında bir eksikliği de o. Yeni yeni artmaya başladı ama bir tane genellikle writer kullanabiliyorsunuz. Yani bir yerden yazabiliyorsunuz ama bir sürü yerden okuyabiliyorsunuz. Yani şu andaki kullandığımız bizim strateji bu. Bir tane yerden yazıyoruz ama bir sürü yerden okuyoruz. Bizim yazma işimiz çok fazla değil aslında. Daha çok bir sürü yerden okuma isteği geliyor. Yani yapıyı anlatmak gerekirse şöyle, birisi bir request yaptığı zaman, biz bir turizm firmasıyız. Bizden bir işte ne bileyim Antalya'da X otelin şeyini istiyor, fiyatını istiyor. Bizim arka tarafta o fiyatları alabileceğimiz bir sürü yerler var. İşte 300-500 tane yani bize bir sorgu yapıldığı zaman biz arka tarafta 300-500 yere ayrıca sorgu yapıp onlardan fiyat çekiyoruz. Şimdi bunların hepsini tek tek gidip ayrı ayrı yerleri tekrar biz request atıp onların responslarını beklediğimiz zaman bu yani dakikalar değil saatler alabilecek şey zamanlara denk geliyor. Bunun için Evet. kendi iç tarafımızda şeyler yapmamız gerekiyor. Cache'ler yapmamız gerekiyor. Bu cache'lerden bir tanesi de bu. Onun haricinde farklı yaptığımız cache stratejileri de var. Arka taraftaki yapının durumuna göre yapıyoruz. Bu RDBMS, RDS kullandığımız yerdeki cache reader olarak bizim işimize daha çok yarıyor. O log'larda çok fazla bir sıkıntımız olmuyor. Bizim orası da autoscale olarak çalışan bir yer. Yani gün geceleri işte bir tane writer, iki tane reader sunucu çalışıyor ama öğlen saatlerinde, yoğun saatlerde bu 8'e 10'a kadar çıkabiliyor reader sayısı diyebilirim.
Eyvallah, sağ ol. Bu arada arkadaşlar ben bir soru sormak istiyorum ama şu ana kadarki konuşmada çok fazla bir asit kelimesi geçti. Hani bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Hani bunu kısa bir açıklama yapalım istiyorum. Mert, sana sorsak. Hı-hı. Asit nedir? Kısaca bize bir bahsedebilir misin? Tabii. Yani asit aslında açılımları değerli onun. Umarım hatırlayabilirim. Atomicity isolation sırayla gidecek olacak. Atomicity concurrency diye isim geldi C'ye ama Consistency, isolation ve durability temelde. Tabii bu aslında şurada daha çok karşımıza çıkıyor. Bir eğer transactional bir database kullanıyorsanız işte yaptığınız işlemlerin aslında atomicity'si önemli. Çünkü eğer bir transaction içerisinde herhangi bir yerde bir hata alıyorsanız ya hepsini tamamlamak zorundasınız işlemin, bitirmek zorunda ya da bir şekilde onu rollback yapmak zorunda. O sebepten ötürü atomicity aslında sizin datanızı orada transaction olarak bir garanti altında tutuyor diyebiliriz. Diğeri mesela isolation'dan bahsedecek olursak, isolation'da aslında concurrent olarak gelen isteklerinizin aslında birbiriyle etkileşimlerini engellemek açısından sizin sisteminizi koruyor. Aynı zamanda durability de aslında biraz daha orada işte sisteminizin yazılan datanın aslında biraz daha kalıcı olarak aslında durabilmesini sağlayan bir yapı. Diğerini unuttum ya. Yardımcı olun. Consistency. Evet. Hep consistency'ye gidiyor. Evet, consistency. Evet. Consistency aslında temelde bizim datamızın consistent bir şekilde doğru bir yapıda aslında bize sunmasını sağlıyor sistemin. Temelde genelde yani SQL yani relational database'lerde ya transaction database'lerde bu biraz daha bizim için önümüze geliyor. NoSQL tarafında çünkü böyle bir garanti yok. Gerçi MongoDB'nin 4.2 versiyonundan sonra böyle bir garanti verdiğiyle alakalı çok şey okudum. Aynen. %100 şey. Evet. %100 oturup çok denemedim açıkçası. Çok da bizim business'ımız için çok da önemli değil gibi geliyor bana ama tabii önemli bir konu dedi. Başka ne bahsedebiliriz? Tabii burada düşündüğümüz konu şey, yani biz datamızı yazmayı garanti etmeli. Yani transaction'ımızı garanti altına almamız gerekiyor mu? Yoksa aslında bu bizim için çok da değerli bir şey değil mi? Aslında asit bize biraz bu noktada destek oluyor diyebiliriz. Tabii ben mesela SQL üzerinde biraz daha tecrübelerimden bahsediyorum. Transactional yapı bizim için önemli. Çünkü bizim datamızın yazılması çok kritik. Çünkü o data yazıldıktan sonra aslında sistem tarafında bir event oluşturulup aslında diğer taraftaki tüm her şeyi oradan besliyoruz. Yani o yüzden aslında command servislerimizde asit bizim için kritik. Ve o sebepten ötürü de zaten o kısımda biraz daha transactional bir database seçimi yaptık. Ya temelde bu. Açıkçası çok deep dive giremeyeceğim. Çünkü çok böyle kafayı takıp da uğraştığım çok deep bir konu değil o benim için. Ama temelde ilgilendiğimiz kısım bu bizim. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkürler. Arkadaşlar ben o zaman bir soruyla gireyim. Anlaşılan o ki birçok alternatif var karşımızda. Kullandığımız veri tabanının modeline göre. Daha doğrusu işte yani vendor spesifik gitmek bir yana dursun. Hani ilk etapta iki yol ayrımındayız. Bu noktada baktığın zaman işte relational bir veri tabanı mı kullanacağım? Yoksa işte document modeli mi ilerleyeceğiz? Yoksa işte NoSQL ile mi gitmeliyim bu noktada gibi? Ama yaptığım küçük böyle bir hani trend analizinde de karşıma çıkan, ki benimki izleyen arkadaşlar da aynı soruyu kendilerine soruyorlardır. İlk aşamadalarsa şayet. Yani hangi aşamada veri tabanı seçerken neye dikkat etmeliyim? Hangi farklı işte ihtiyaçlar için farklı NoSQL çözümü kullanmak zorunda kalır mıyım? İşte Elasticsearch mi kullanayım, MongoDB mi kullanayım, CosmosDB var Azure'da, bunu mu kullanmalıyım? Cassandra var bir alternatif, iyi diyorlar. Ya da işte Redis bunun ne tarafında bana fayda sağlar, yoksa o tamamen
yan yana kullanılması gereken servislerden biri midir gibi. Biraz böyle herkese hitap eden bir soru olsun istedim. Örnekle başlamak belki gerekirse, Bora, mesela sen kendi yönetmiş olduğun yapıda bu tür kararları verirken maliyet de dahil olmak üzere ne gibi unsurları eledin de şu anki kullandığın senaryoyu kullanmaya başladın? Arkasından da çok kısa olacak şekilde İlter ve Mert Başaranlar'dan da rica edeceğim. Teşekkürler. Yani bu iş aslında yazılımın ilk başladığı, ilk emekleme aşamasında belirleniyor daha çok. Sonradan database'i işte MSSQL'den alıp da MySQL'e veya öyle bir yapınız varken NoSQL'e geçirmek çok mümkün olan şeyler değil. Siz başta ne tasarlayıp temelde ne attıysanız onun üzerine devam eden zamanlarda bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. Yoksa böyle sonradan ben MSSQL'den veya işte RDBMS bir database'den NoSQL tarafına geçeyim, benim base database'im olsun dediğinizde çok production ortamında yapılabilecek şeyler değil bence onlar. Yalnız şöyle şeyler oluyor. Hani ilk başta mesela bizim stack'te ki ilk durumlarda request'ler azken bizim Redis, işte ne bileyim Elasticache gibi database'ler kullanmıyorduk. Bunları daha sonra ilerleyen zamanlarda cache'leme durumları ortaya çıktığı zaman kullanmaya başlıyorsunuz. Veya işte bir database'iniz var ama sadece o reader-writer olarak çalışıyor. Herhangi bir cluster olarak çalışmıyor. Sizin ihtiyaçlarınız arttığı zaman onun yanına işte bir read cluster koyuyorsunuz. Veya işte Redis'i kullanmaya başladığınız zaman ilk aşamada tek bir tane Redis oluyor ama sonradan onu bir cluster yapısına geçirmeniz gerekiyor. Yani işte baştan bunu işte ben şöyle yapayım böyle yapayım demek çok mantıklı şeyler değil. O süreç içinde sizi yönlendiren veya işte karşılaştığınız sorunlar karşısında bulduğunuz çözümler olarak bu database sistemlerinin değişikliği veya gelişimi devam ediyor. Bizim yapıda öyle oldu. Ben şöyle bir ekleme yapayım buna. Ondan sonra Bora çok kısa. Şimdi evet. Aslında şöyle benim gördüğüm kadarıyla şimdi çok fazla böyle müşteriyi farklı senaryoları gördüğüm için örnek olması açısından bir ikon vereceğim yine. Bu özellikle işte zaten biliyorsunuz bu ikonun ve social medyanın yükseldiği dönemlerde teknolojiler de birazcık çeşitlenmeye başladı. Yine aynı cümleyi kullanıyorum, sürekli tekrar ediyorum kendime ama yani teknoloji doğuruyor. Bu olay şurada başlıyor aslında. Baktığınız zaman temelde data seçimi benim gördüğüm kadarıyla şu şekilde şekilleniyor. Yani ben de dizayn ederken arkitekt olarak şöyle yapıyorum. Eğer row by row işiniz çok fazla olduğu anda ondan sonra işte o dikey büyüme dediğimiz korktuğumuz alana gitmeye başlıyoruz. Şimdi bunun sebebi ne? Ondan sonra iki tane sebebi var. Birincisi relation'ın derinliği. Yani datanın arasında ne kadar ciddi bir relation var ve bu derinlik ne kadar fazla ondan sonra. Ve aynı işlemi tekrar tekrar yapıyor musunuz? Aynı işlemi tekrar tekrar yaptığınız senaryoda RDMS zaten çok başarılı. Bunu yıllardan beri yapıyorduk ondan sonra. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Örnek veriyorum, bir ERP sisteminde ondan sonra işte bir tane product'ın faturasını alacağız veyahut da başka bir şeyini alacağız. Burada kompleks bir yapı yok mu? Tabii ki de var. Ondan bahsetmiyorum ama örneklemek adına. Şimdi datanın özellikle relation'ı çok kritik bir duruma getiriyor burada. NoSQL yapıları bundan da birazcık artmaya başladı. Hatta şimdi birazcık konuyu oraya atacağım. GraphQL'e de girmek istiyorum. GraphDB'ye. Şimdi derinlik arttığı zaman iş sıkışmaya başlıyor. Nedir derinlik? Şimdi mesela e-com sektöründe artık bugün herhangi bir e-ticaret sitesinde e-ticaret sitesinin sahibinin şunu incelememesi mümkün değil. Yani İlter 7 gündür burada anlatıyor. Kardeşim diyor, benim için veri, yani ben bir veri firmasıyım diyor. Ondan sonra bu markayı alan ondan sonra bunu da aldı. İşte ondan sonra bunu like eden bunu share etti. Onu share eden gitti buna private'dan mesaj gönderdi. Private mesajı gönderen adam aslında Twitter'da bilmem ne atmış, sonra gelmiş yorum yapmış. Bu İlişkiyi yönetmek ve buna index join yazmak veyahut da atıyorum buradaki şemayı oluşturmak çok kritik, elzem. Ve bunu mümkün olan teknolojilerle yapmak çok mümkün değil açıkçası. Yani elde olan teknolojiler. Dolayısıyla burada bir patlama yaşandı. İşte relation'ları farklı oluşturmaya başladık. Ondan sonra partitioning'e başladık. Sharding'e başladık vesaire. Dolayısıyla dataya birazcık da şemasından bakmak gerekiyor. Yani ben
ne kadar derinlikteki bir datayla uğraşıyorum? Yani 1-2 derinlikte duruyor muyum yoksa çok daha fazla ileriye mi gidiyorum? Bu çok kritik bir konu. Ondan sonra ikincisi de işlem tipimden haricinde o yaptığım işlemin şeyi ne? Ya aynı işlemi mi yapıyorum yoksa çeşitliliğim çok mu fazla burada? Dolayısıyla bu seçim birazcık bize işte ya NoSQL veyahut da SQL tarafına doğru yönlendirmeye başlıyor. Bu çok önemli. Şimdi buna şöyle bir ekleme yapacağım. Topu tekrardan yukarıya fırlatacağım. Soru da var hatta bununla ilgili. Şimdi keşlemenin yetmediği noktalar. Yine çok ciddi derinlikteki, çok farklı sorguları aldığımız bir ortamda bir database'i sürekli update etmek, özellikle de Bora'nın dediği gibi single point update noktası olan bir database'i update etmek ve oradan data okumak, oradan indeks, yani indekslenmiş bir datayı veyahut da indekslenmemiş real bir datayı almak çok zor. Dolayısıyla burada şöyle bir versus'a giriyoruz. İşte dün de böyle sizi zor tuttum ama ileride tartışacağımız konulardan relation yerine stream'i mi tercih etmeliyiz? Hatta dün Mert de üstüne bastı, İlter de söyledi. Yani aslında datayı küçük küçük bir yerlerde update mi etmeliyiz stream üzerinden? Bu çok kritik bir nokta haline geliyor. Dolayısıyla bunun içinde hızlı indeks olan, paralelde yayılmış ondan sonra document yapılarına ihtiyacımız oluyor. Bunu da stream'e küçük küçük update etmeye başlıyoruz deyip ondan sonra bunu kullanıyor musunuz İlter ve Mert, bunu size sorayım. Nasıl çözüyorsunuz bu problemi? Ben bir şey diyebilir miyim orada? Tabii ki, buyur. Yani şimdi şöyle, aslında database hani biraz önce de söylendi. Bizim son kalemiz. Amaç oraya gitmemek. Evet, sizin doğru. Sizin arka tarafta NoSQL'iniz de olabilir, relational bir database'iniz de olabilir. Buraya gitmemek için taklalar atmaya başlıyorsunuz. Mesela biz şunları kullanmaya başladık son zamanlarda. Database'e gitmemek için IIS'in cache'ini kullanıyoruz. Hani Redis'e bile gitmeden önce IIS'te bir caching yapıp ilk önce orada tutuyoruz. Onun üstüne Redis'e gitmeye başlıyoruz. Ondan sonra Q'ya gitmeye başlıyorsun. O tekrarlanan yerlerin hepsi bu cache'lerde olmaya başlıyor. Gidip database'e siz direkt bir şeyleri durmadan sormanız hiçbir database sisteminin IOPS olarak kaldırabileceği bir sistem şu anda yok, öyle büyük sistemlerde. Yani database'in önüne katmanlar koyuyorsunuz. Hani database'in kendisinin içinde de bunları handle edebilecek mekanizmalar var ama database'den önceki katmanlar da burada önemli. Hani orada use case'ler de anlatabilirim bizim kendi tarafımızda kullandığımız sistemlerde yeri geldiği zaman diyeyim, stop sesi geri vereyim. İlter, topu sana atalım. Gireyim bir hemen. Abi sen topu atma, ben araya gireyim bir. Tamam. Hazır top aradayım zaten şu an gördüğünüz üzere. Tamam. Şimdi abi şöyle söyleyeyim, biraz fazla deep dive gittik biz de. Biraz daha ben olayı basit indirgemek istiyorum. Şimdi ben yazılımcıyım, çok burada tarafını anlamam. Ben kendi bakış açımla söyleyeceğim. Şimdi ben bu ilk NoSQL çıktığı zaman olaya şöyle yaklaştım. Eğer şimdi hani konuşuyoruz ya, şimdi veri önemliyse işte relational'da saklayalım. Hı-hı. Çok önemli değilse işte adında şimdi logçuya çıkacak ama log gibi hani önemsiz dataları kullanıyorsunuz, NoSQL'e saklayın diye. Şimdi benim bakış açım da şöyle bir şey oluştu. Verileri kaybettiğin zaman oturup ağlayacaksan abi, o verileri götürüp relational'a koyacaksın. Kaybettiğin zaman çok bir problem oluşturmayacaksa senin için, götürüp NoSQL'e koyacaksın. Bu bir. İkincisi, verileri işte çok hızlı yazman gerekiyor ama okuman gerekmiyorsa yine NoSQL kullanacaksın. Örnek loglar. Yine aynı yere çekeyim konuyu. Eğer hani okuman önemliyse ve verin de çok şey değilse, nasıl diyeyim, hani bir finansal veri ya da kullanıcı bilgilerini tutuyorsan yine relational'ı kullanacaksın. Şimdi bu mantık doğru mu? Ben size sorayım. Ben aradan bir şeyler söyleyebilirim o konuda. Ben söyleyeyim. Ona bir karşı tez görüştüreyim. Sonra Bora ile İlter cevap versin. Ben o konuda birazcık daha yenilikçiyim. Yani hem tavsiyelerimde birazcık bu şey oluyor. Fanatik bir tavsiye oluyor. Yani böyle bir kayma oluyor. Hem de kendim kişisel olarak denemelerimde mümkünse verinin ne olduğu, yani o senin dediğin işte o kaybolursa ağlar mıyımdan bağımsız olarak önce kurguyu document deyip datalar alamaya çalışıyorum. Çok böyle çözemediğim noktalarda relation'a gitmeye çalışıyorum. Çünkü oradaki şemasız yapı, esnek yapı beni çok rahatlatıyor. Dolayısıyla ben kendimi daha konforlu hissediyorum. Diyeyim, yorumumu yapayım. Bora'nın görüntüsü gitti. İlter sen devam et istersen. Abi ben de burada
bunun bir kanun olmadığını, kural olmadığını düşünüyorum. Ya ben de temelde yazılım kökenli birisiyim ama detayla çok haşır neşir oldum. Oluyorum da hala da. Hangisi önce hangisi sonra gibi değil, tamamen veri tipi bazlı bir strateji belirlemek en doğrusu olarak görüyorum. Burada tabii yani asidi konuştuk. Asidin içerisindeki kavramlar aslında. Yani sizin veriniz kaybolabilir mi, kaybolamaz mı? Yani şimdi NoSQL database'lerde veri kayboluyor diye bir şey yok. Onlar da karşılıyorlar. Doğru yük planlaması yapıldığında. Ya da NoSQL database'ler belli bir write öncelikli database'ler gibi düşünmeye de gerek yok. Çünkü ben en önemli, en çok read yükümü NoSQL database'e yolluyorum. Ki Bora hocam da aynısını yapıyormuş. Read yükü var bizim üstümüzde diyor. Pardon, o RDS tarafında dedi ama yani biz şeyden gelen kullanıcılardan gelen dataları read etmek için NoSQL'e gidiyoruz. Neden? Hazır çünkü data orada. Hazır datadan kastım şu. Şimdi şema kavramı var burada. RDBMS database'lerde metadata'ya gidiyoruz. Yani orada her şey katışık bir şekilde belirli. Sen buraya bunun dışında bir şey insert edemezsin diyor. Evet. Bu şey seviyesinde, yani integer koyacaksan integer koyacaksın diyor. Sen buraya string koyamazsın diyor. Çünkü datayı içeride saklama şekline uygun şekilde bekliyor. Bunun üstüne bunu sana hızlı verebilmek için yapıyor ama bir yandan da. Hızlı verebilme kavramı ne? İndeks atacak. İndeksi neye göre atacak? Sen integer bu field dersen ona göre bir indeksleme stratejisi kurguluyor adam. String dersen ona göre, yani string bir envarchar falan yaparsan ona göre yapıyor. Öbür tarafta şimdi az önce mesela Onur söyledi. Sharding diye bir şey var. Kelime geçti arada. Oradan seçip genişletelim o sharding kelimesini. Sharding nereden çıkıyor? Senin işte hani vertical scale'i çok istemiyoruz. Neden? Gidebileceğim yer limitli. Yani ne kadar gigabyte RAM ekleyebilirsin ki sen veri tabanına? Hadi veriyi saklamak neydi? Veri %100 yazmak zorundaysam RDBMS yapmalı mıyım gibisinden mesela bir şey sordun sen. Diyelim ki çok fazla write yüküm var. Saklamak da zorundasın bu veriyi ama hemen işlemek zorunda değilsin. Böyle bir trik var diyelim ki senin business'ında. Yani kabinetlerin de hardware'ların da belli bir limiti var. O kadar da büyüyemeyeceğin için ne yapacaksın? Vertical'da verileri yazma stratejini mesela horizontal'da yayacaksın. Diyeceksin ki A'dan B'ye kadar müşterileri bu makineye yazayım. Çok tekniğe girmeyelim. İşte C'den K'ye kadar da bu makineye yazayım. O şekilde dağıttık datayı. Daha sonra okuyacağım zaman da A'dan B'yi o iki makineden isteyeceğim. C'den K'ye de öbür makineden isteyeceğim şeklinde sorgulama stratejisini kullanıyorum. Şimdi sharding yaparaktan böyle şeyler yapmış oluyor. Bir de partitioning kavramı var. Bu sharding partitioning'in bir çocuğu gibi bir şey. Datayı kendi içinde row partition da yapabilir. Bu ne? Gittik mesela şeyde kullanıyorduk biz. Özellikle şimdi Boiner'deyken bizim transaction tablomuzda 350 milyon falan kayıt vardı aşağı yukarı. Sen şimdi bu tabloyu hem insert yapıyorsun hem sorgulama çekiyorsun. Birinin gelmiş iade faturası nereden çekeceksin? Tabii ki sen bunu gidip en sağlam yerden çekeceksin. Gerçekleştiği transaction tablosundan. Gidiyorduk iade faturasını transaction tablosundan çekiyorduk ama aynı zamanda da yazmamız gerekiyordu. Burada da bir kendimize referans belirliyorduk. Tarih. Tarihe göre partition yaptık. Ne demek bu partition? Tarih blokları halinde datayı ve şeyde diskte saklıyorduk. Yine hardware'e indik aslında backendçiler olarak. Diskin üzerinde tarih dosyaları halinde tutuyorduk. Diyorduk ki Eylül ayı bu dosyanın içinde dursun. Ekim ayı bu dosyanın içinde dursun. Database'e diyorduk ki bize Ekim'den işte şu faturayı bul gel. Database'in engine'i sağ olsun gidiyordu o datayı alıp gidiyordu. Yani SQL, NoSQL tercihi yapılırken tamamen veriyi yazma ve hangi sıklıkta okuyacağına göre tercih yapmak lazım. Yani veriyi kaybetme, kaybetmeme gibisinden değil. Ben SQL database'lerde yani relational database'lerde de çok fazla data kaybettim. Neden? Onun üzerindeki katmanın doğru read stratejisi kurgulanmadığından tablo laklanıyor. Sen yazamıyorsun, timeout'a düşüyorsun, kaybettin veriyi. Hani şey yapacaktık, beni koruyordun sen, datayı kaybetmiyordun. Yani orada doğru read ve doğru write stratejisine göre data veri tabanı tipini seçmek lazım diyeyim. Buradan Mert'e paslayayım.
Mert bugün internet sıkıntısı yaşıyor herhalde. Dur bakalım. Aynen, Mert dondu galiba. O zaman Mert yeter diyeyim. Soru için güzel bir cevap oldu mu? Yoksa biraz daha derine inelim mi? Abi peki. Ben devam edebilirim bazı şeyleri. Yani şöyle devam et. Mert... Kısa bir soru ekleyeyim. O yoruma. Galiba mikrofon kapalıymış ya. Heh, tamam süper. Geliyor mu sesim şu an? Evet geliyor. Görüntü geliyor. Tamam. O zaman hemen parantez açayım. Şimdi aslında çok doğru. Yani verinin yapısı ve aslında business'ımızın yapısıyla da alakalı bir seçim olması gerekiyor bunun. Çünkü evet, NoSQL tarafında aslında bizim mesela esnekliğimiz olduğunu konuştuk. En basitinden mesela şöyle bir örnek üzerine düşünüyoruz biz de. Mesela farz edelim ki bir kullanıcı var. Kullanıcının aslında kendi bir database'i var gibi düşünebiliriz. Yani tamamen kullanıcıya özel şeylerin olduğu ayrı bir database. Şimdi bu aslında çok ciddi bir esneklik. Yani mesela bunu bir RDMS'de planlamak benim fikrim çok kolay değil. Ama NoSQL tarafında aslında bu konuda daha elimiz rahat. Yani bu tarz aslında böyle business structure şeylerini de aslında gerçekleştirmek için önemli bir yaya düşünüyorum. Onun haricinde de mesela şey örnek verilebilir burada. Şimdi biz aslında MongoDB'nin aslında cluster şekilde çalıştırırken şunları planlamıştık. Bir kere disaster bir mantığımız olsun. Yani biz datayı bir şekilde kaybedersek veya daha doğrusu yanlış bir işlem yaparsak orada bir şekilde bir saat geriye dönebilelim. Mesela bunun için bir yapı planladık. Bir recovering bir data tipi, database tipi aslında planladık. Onun yanında hangi katmanla planladınız bunu? Database katmanına mı yoksa database tarafında? Tamam, okey. Yani. Aynı zamanda işte tabii primary secondary olarak çalışıyor MongoDB'nin cluster'ı. Yani bir tane primary var. Bir tane de aslında secondary var. Bu datalar birbiriyle senkron oluyor. Tabii bunların write konsörlerini, read konsörlerini, konsörlerini aslında planlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda güzel yanlarından bir tanesi şu. Dediğim gibi aslında bir saat geriden gelme bizim için belki şu an disaster stratejisi ama eğer bir reporting mantığında bir şey planlayacaksanız da şu da olabilir. Bir gün geriden gelen bir replika da düşünülebilir. O da aslında sizin için bir reporting database olabilir. Yani mesela bu konularda da aslında business'ınıza bağlı aslında değişebiliyor işler. Sizin rapor altyapınıza bağlı belki böyle bir planlama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yatayda tabii ki istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Bu sizin için önemli bir konu. Onun yanında write read konsörlerinden bahsediyorum. Bu arada şeylerden bahsedecektim. Yani query'yi de aslında siz istediğiniz database'e, istediğiniz yere gönderebiliyorsunuz. Yani şimdi tabii index konusuna gelmeye çalışacaktım aslında ben. Şimdi tabii datalar büyüdüklemek aslında önemli bir noktaya bahsediyor ama tabii çok fazla yaptığınız vakit de aslında sizin database'inde bu aslında biraz bir sorun teşkil ediyor. Yani o sebepten ötürü aslında o indeksleme stratejisini de iyi kurgulamak lazım. Yani datayı evet performanslı bir şekilde sunayım diye indeksleme yapıyoruz doğru ama bu datayı yazarken bizim için aslında bir dezavantaj. Bu RDMS tarafında da aynı şekilde, NoSQL tarafında da biraz öyle. O sebepten ötürü aslında yani böyle planlanabilir. Primary'ye eğer siz datanızı yazıyorsanız öncelikli olarak oraya yaptığınız indekslerin mesela minimalde kalması mantıklı olabilir. Ama diğer taraftan secondary'den query çalıştırıyorsanız eğer, yani primary'ye gitmiyorsanız query için, secondary'deki mesela indekslemenizi ona göre yapabilirsiniz. O sebepten ötürü yani secondary'ye geldiğinde aslında oradaki data yazarkenki yavaşlık indeks sıkıntınızdan ötürü size belki çok büyük bir maliyet yaratmaz ama primary tarafında belli bir maliyet yaratabilir. Yani o sebepten ötürü aslında yapınızı çıkartırken biraz bütünü görmek lazım diye düşünüyorum. O sebepten ötürü sizin data tarafındaki aslında recovery'yi iyi düşünmeniz, query'yi nereye göndereceğim, oradaki query'ye oranla nasıl bir structure belirlemem lazım ya da write'ı nereye yapacağım, write'ı secondary'e de yapacak mıyım, reporting'i nereden planlayacağım, işte ne kadar süreden geriden gelmesi gerekiyor gibi. Yani bunlar aslında yine business'ımıza ve structure'ımızdan çok ayrılmayan kısımlar. O yüzden bu noktalarda mesela NoSQL özelinde biraz daha imkanları olan bir seçenek bulmak benim için değerliydi. O yüzden MongoDB bizim için aslında iyi bir nokta, kritik bir noktada.
Aynen öyle. Şimdi Mert, öncelikle Yeter'den bahsediyorum. Mert Yeter, geçmiş olsun. Boomer oldun Twitch stream'de ondan sonra. Müjdeyi vereyim dedim sana. Şimdi şunu sorayım. Bora, sen bir şey söyleyecektin ama şunu ekleyerek sen devam et. Partitioning stratejiyi nasıl yapıyorsunuz? Siz de çok fazla kullanıyorsunuz MongoDB'yi. Nasıl yapıyorsunuz? Onu soracağım. Sonra üstüne eklemelerini yap. Mert'in sorusuna istinaden de şunu söyleyeyim. Aslında yani tabii ki de zaman zaman bazı önlemler alınmazsa haklı şeyler, endişeler. Ama artık özellikle de bunu bir provider'dan, yani bir cloud vendor'dan veyahut da bir as a service'den aldığınız zaman çok fazla çözümü de var bunun. Kendi tarafımdan konuşayım en azından. Azure'da multi structure bir Cosmos DB yapısı var. Meşhur bir database biliyorsunuz birçok yönüyle. Mesela Cosmos DB bir NoSQL database. Ondan sonra GraphQL de olabiliyor. Yani Key Value Store da olabiliyor. Graph da olabiliyor ama işte Document DB olarak çok ağırlıklı kullanılıyor genelde. Consistency Level de yani zaten disaster'ından bahsetmiyorum. Disaster zaten high available, çok yüksek SLA'lerde çalışıyor. Bu birincisi, yani burada kendinizi secure hale getiriyorsunuz. Consistency ikinci aşamada hemen direkt işin içerisine giriyor. Data consistency. Orada da consistency level'ler var. Atıyorum en uçta strong var. En sağda da eventual dediğimiz bir consistency level var. Ondan sonra o iki level arasında istediğini seçebiliyorsunuz. Mesela strong dediğiniz zaman master write yapmadan hiç kimse okuyamaz veyahut da datayı locklayamaz. Ondan sonra. Veyahut da işte atıyorum onun bir üstü var, bounded stateless deniyor ondan sonra, stateless deniyor özür dilerim. Ondan sonra burada da şu var, diyor ki ben bu datayı sıralı yazarım ve sana sıralı unlock ederim diyor. Ondan sonra bu şekilde consistency sağlıyorsunuz. Ama hayır, Mert'in dediği gibi aslında burada business problemine göre benim read performansım inanılmaz kritik seviyede dediğiniz anda bu sefer diyorsunuz ki eventual. Yani... ben multiple master ve multiple write istiyorum. Ondan sonra ben bunu application katmanında çözerim. Sen bana o datayı unlock et en acil şekilde diyor. Ve size datayı release ediyor. Dolayısıyla consistency yönetmenin de aslında birçok platformda metodu mevcut. Buyur Bora. Şimdi şöyle, bu sharding. Aslında biz MongoDB'nin shardingini kullanmıyoruz. Biz orada... Daha çok kendimiz MongoDB'leri ayırdık. Bizim 3 tane MongoDB bir cluster'ımız var. Bir content MongoDB'miz var. Burada bizim daha çok statik datalarımızı tuttuğumuz bir MongoDB bu. Yani işte otellerin isimleri, kontratları vesaire gibi şeyler. Bu MongoDB'den genelde okuma yapılıyor. Bu MongoDB'nin ye biz gitmemek için de bu MongoDB'nin datalarını IIS tarafında cache'liyoruz veya Redis tarafında cache'liyoruz. Bir tane cluster'ımız böyle çalışıyor. İkinci bir cluster'ımız var. Oraya biz log'ları yazıyoruz. Yalnız o log'lar dediğim şey bizim için çok kritik şeyler. Yani log'lar bizde hani ikinci planda olan veriler değil. Bizim bir sorun yaşadığımız zaman bir yere gittiğimiz geldiğimiz ne kadar fiyat verdiği, ne kadar fiyat aldığı, arada ne error olduğunun hepsinin loglarına bakmamız gerekiyor ki bunları ispatlayamazsak karşı tarafa karşı sorumlu oluyoruz ve o işte booking'de oluşan sorundan kaynaklanan costları biz karşılamak durumunda kalıyoruz. Onun için biz logları çok önemsiyoruz ve onları özel bir şekilde tutuyoruz. Bu özel tuttuğumuz MongoDB'mizin cluster'ı da daha çok read yapılan bir yer. Yani log yazıyoruz biz oraya. Hatta biz Amazon Cloud kullanıyoruz. Oradaki SSD disklerin en üstleri bile bizim bu yazma performansımıza yetişemiyor. Azure'da da var, Amazon'da da var. Şeylerin sunucuların üzerinde NVMe diskli makineler var. Evet, bu makineler bu makinelerdeki diskler, makineyi stop start ettiğiniz zaman silinen diskler biliyorsunuz. Bizim Mongo'muzun bir tanesi öyle bir diskin üzerinde çalışıyor. Oraya read yapıyoruz. Onun bir replikasında normal bir diskte tutulan bir şeyde Mongo'da tutuyoruz. İkisini replika ediyoruz. İlk yazdığımız yer, yaz ve unut yaptığımız yer NVMe diskte gitmesi muhtemel bir yerde tuttuğumuz bir şey ama buna mecbur kalıyoruz. Bunu yapmazsak
database'imiz her şekilde patlıyor. Tabii bunun haricinde biz bu yaptığımız logların içinde analiz de yapmamız gerekiyor. Yani bize milyonlarca search verisi geliyor ama bunlardan bazılarının bizde booking'e dönüşüyor. Booking'e dönüşen verileri de ayrı bir task'ımız çalışıyor. O search verilerini, booking verilerini, check availability verilerini toplayıp ayrı bir audit diye bir MongoDB yapımız daha var. Oraya yazıyor. Yani daha sonradan bize lazım olacak logları da biz ayrı bir MongoDB'ye alıyoruz. Hatta burada bir 6 ay tuttuktan sonra biz o verilerin hepsini Amazon S3'e atıyoruz. S3'te Athena kullanıyoruz. Ve S3'ten bunları alıp analiz eden ayrı bir analitik sistemimiz de var. Big Data çalıştırıyoruz. Orada da şu anda çalışan bir yapımız var. Arkadaşlar çalışıyor orada. Orada da yaptıkları iş, hani işte bir dahaki sene ne müşteri gelir, biz burada bu elimizdeki datalardan nasıl öngörüler çıkartabiliriz diye bir analitik servisimiz de yazılma aşamasında şu anda. Yani iş böyle arka arkaya çeşitlenerek gidiyor. Sonuçta Big Data'ya geliyor. Data Warehouse sistemlere kadar siz datanızı götürmek durumunda kalıyorsunuz. Konu böyle yani. Onun haricinde atladığım bir cevaplamadığım bir şey var mı? Yok abi, ağzına sağlık. Şimdi şöyle sorayım. Ben yine aslında evet, yani datanın yorumlanması kısmında iş çok gitti, yani derinleşmeye başlıyor. Hakikaten orası da bir karanlık tarafa doğru dönmeye başlıyor bu Big Data tarafında. Daha böyle anlık, özellikle de read'lerden ve relation'lardan şunu soracağım sadece. Özellikle İlter, sizin sektör çok uygun buna. Zaten bilmiyorum hatırlar mısın ama bizim İlter'le ilk muhabbetimiz de buradan başladı. GraphDB dediğimiz bir konudan başladı kendisiyle çalışmamız. Ondan sonra şunu soracağım. Şimdi gördüğüm kadarıyla, özellikle dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi, yani NoSQL'in esnekliğinden dolayı, yani esneklikten kastım aslında bir şemasız bir yapıda olması, ondan sonra indeksin daha flexible olması, ondan sonra gibi işte ne derler, ilişkinin bir iki levelden sonra entitiler arasındaki ilişkinin artmasından sonra daha esnek olmasından dolayı şimdi bu GraphQL yükselişe geçti. Yani aslında sen de söyledin. Elastik de yavaş yavaş böyle relational bir model getiriyor ama standart bir relational değil. Graph tarafına getiriyor aslında bunu. Ve benim gördüğüm kadarıyla çok yoğun da kullanılmaya başlanıyor. Yani millet şimdi switch ediyor ama ilk yeni dizaynları gördüğümüz zaman direkt bir modelle görebiliriz. Şimdi bana şey gibi geliyor. Yani NoSQL değil, evet. NoSQL'de zaten tartıştık. Hepimiz de hemfikiriz ama bu GraphDB böyle replaceable bir durum yaratır mı? Özellikle de işte bu multi entity, multi relation olan yerlerde veyahut da ne bileyim farklı ihtiyaçlardan dolayı böyle bir replacement yaratır mı? Veyahut da yine onu bir parçasını ayırarak mı kullanırız? O graph tarafının ne demek, ne diyorsun? Yorumun ne? Abi orada yaptığımız bir çalışmanın sonucunu paylaşayım ben direkt. Biz bir recommendation yazmaya çalıştık. Evet. Kullanıcılara dedik ki takip ettikleri dolapların, yani bizde bir takipçi lojiği var. Kullanıcılar, evet, geldiğinde bir başka kullanıcıyı takip edebiliyor. Takip ettikleri dolapların takip ettiklerinin ikinci branche geçtik. Yeni eklediği ya da favorilediği ürünler. Yani buradan beklentimiz ne? Birini takip ediyorsan senin onun stilini beğenmişsindir moda anlamında. Senin takip ettiğin kişi de başkasını takip ettiyse bu bir keşfetme noktasıdır. Yani birilerini keşfetmiş olacağız senin sayende diye. Ve onun da like'ladıkları muhtemelen senin de beğeneceklerindir. Yani anlattığın zaman çok eğlenceli bir şey. Ama çarptığın anda elinde var 25-30 milyon satır birbirini takip eden bilgi diyelim ki. Sen şimdi bunu Kartezyen'e vurduğun anda 120 milyon satıra çıkıyor. 120 milyon satırı bir daha bir branch yaptın. Oldu sana, eksponansiyel artıyor, evet, bu nane. 120 milyondan geldi sana 600-700 milyonlara. Yani sen 600 milyon satırı ne tip bir RDBMS database'in içine atacaksın da sorgu atacaksın onun üstüne. Yani kocaman bir Excel adayı bir şeysi vardı yanlış hatırlamıyorsam şeyin, Oracle'ın. Öyle bir şey açmak lazım kabinet olarak. Ya da cloud'a attın diyelim. Bir dünya şey RDBMS şeysi, nasıl diyeyim, maliyeti demek bu. Data tutma maliyeti demek bir diskin üzerinde. Bunun da disk boyutu da mesela nereden baksanız sadece mesela birer megabyte diyelim. Farz-ı misal tuttuğu data.
600 milyon megabayt yapıyor. Yani bu çok korkunç bir rakam. Hadi 1 megabayt olmasın, 1 kilobayt olsun. Gene korkunç bir rakam. Yani bu rakamları destekleyecek hardware'lar çok mümkün değil. Yani mümkün ama şey değil, feasible değil diyelim. Sen burada ne yapman lazım? Graf tarafı aslında burada şeye geliyor. Çözüm olarak ortaya çıkıyor. Grafın içine baktığın zaman da aslında bana birinci uzaklıktaki, benim bana A'nın ilişkili olduğu birinci uzaklıktaki listeyi ver. Çok güzel query. Normal RDBMS query'sidir aynı bu zamanda. Ama A'nın uzaklığında olanların ikinci uzaklıklarında ver sadece bir satırlık query anlamına geliyor. Yani hem yazması kolaylaşıyor bu sorguyu. Çünkü siz bunu SQL'de relational bir şekilde yazmaya çalıştığınızda iki tane join var alt alta. İki join yaptığınız anda database engine'i bütün tabloyu aldı, yukarıya kaldırdı, RAM'e koydu. Sonra bir daha koydu, sonra bir daha koydu. Bunları bir tanesini kullanmaz database engine'i. Sonra bunların hepsini bir çarpıştırdı. Büyüttü datayı RAM'in içerisinde. Yani sadece diskimiz yetmiyor. RAM'de de bir scale etmeniz gerekiyor sizin böyle bir sorguyu RDBMS'de atabilmek için. Haliyle graph tarafında bu relation'lardan gidiyor bu sorgu. Biz bunu mesela şeyde dedik. Spark'ın şeysi var. Graph sorgulaması var gene. Çok fantastik bir sorguydu gene. 1,5 dakikada şak diye mesela bir recommendation sonucu çıkarttı bize. Ama SQL'de bunun zaten altyapısını planlamak bir ay sürerdi. Böyle bir şeysi var, tarafı var. Real time'da bunu kullanmak dediğin zaman o zaman aslında tam bir altyapı planlama işine giriyor iş. Yani deneysel olarak çok eğlenceli olsa da bu GraphQL'ler production ortamında yük altına attığın zaman o kadar yani yeni versiyonlar mesela Elastic'in yeni versiyonu falan bunları kaldırabilir durumda ama şeyler değiller. Nasıl diyeyim? Early versiyonlar o kadar production'da çok yük yiyebilecek yapılara sahip değillerdi. Ama şöyle bir güzellik var. Mesela Cosmos DB dedin sen. Onun içinde de benzer bir mimari kullanılabiliyor. Şey tarafında. Elasticsearch dedik mesela. 7.1 versiyonundan beri graf destekliyor. Müthiş bir kabiliyet. Relational data varsa bunun çaresi graf tarafı deyip konuşmamı ben şey yapayım. Özetlemiş olayım. Süper. Mert sen bir şey mi ekleyeceksin? Sanki bir şey oldu ama. Yok bir şey eklemeyeyim. Ya şöyle graf tarafı yani, tabii herkes gibi zamanında ilk popüler olduğu zamanlarda ben de üzerine bir şeyler çalıştım, yapmaya çalıştım ama tabii bunu ya denemek hiç kolay değil. Yani bir business'ınızın bir şekilde ihtiyacı nerede olur emin değilim. Aslında İlter çok yani tam noktasında aslında bir örnek verdi. Çünkü yani böyle bir şeye ihtiyacınız olması lazım. Ya da ya bizim dikeyimizde konuşacak olursak da yani insanların KVKK'yı geçiyorum. GDPR mevzusunu geçiyorum. Ya orada belki bir şekilde shipment order'larından ya da product'larından bir şeyler belki çıkarmak gibisinden bir business çıkabilir ama şu an tabii ki öyle bir durumumuz ya böyle bir ihtiyacımız olmadı. Ama şey yani heyecan verici bir şey. Çünkü Elastic'in o şeyini bilmiyordum. Ona bir bakayım. Elastic çünkü ya grafa göre bana daha yakın. Belki hani bir şeyler deneme şansımız daha yüksek olur ama mesela bir Instagram'ın keşfet kısmını düşündüğümüz zaman yani çok çok heyecan verici bir konu. Ama dediğim gibi aslında çok aslında spesifik böyle ihtiyaca uygun bir yapı olduğu için ben çok böyle %100 oturup kullanamadım yük altında ya da herhangi bir ortamda ihtiyacımıza yönelik ama yani heyecan verici. Özellikle relational deep dive bir relational mantığı olduğu için hani tabii şeyi düşünemiyorum yani relational database'lerle replacement konusunu ama ya, sanki biraz şey hype olur herhalde çok over engineering bir konu olur herhalde o. Çünkü Elasticsearch gibi aslında da yani evet bir NoSQL yapıya ihtiyacınız var. Document based bir şeye ihtiyacınız var. Ya bunun için Elasticsearch ilk aşamada kullanır mısınız? Mongo'yu mu tercih edersiniz konusuna yakın? Çünkü Elasticsearch'un evet, bir içi var. Özelliği orada, var. Orada fikrini çok sorabilir miyim abi ya? Yani bu çok doğru bir soru. Çok da merak edilen bir soru. Mesela sen o kararını nasıl veriyorsun abi? Yani güzel bir noktaya. Ben Mongo'yu mu? Ya şimdi Mongo bu arada ilk akla gelen oluyor genelde. Ondan sonra niye Elastic'i seçmem gerekiyor? Nasıl? Senin karar mekanizman ne orada abi?
Abi orada yani ben şeye çok inanırım. Ya her şeyin bir responsibility'si var her yapının. Yani Elasticsearch'u kullanabilirsiniz. Kullandık da zamanında mesela diyelim ki e-ticaret platformusunuz. Bir facet yapınız var. Bir aggregation'a ihtiyacınız var. Güzeldir, çok güzeldir Elasticsearch. Yani ona facetini yapar, aggregation'ı kuvvetlidir. Data'yı ona göre bir yerlere indeksler, başlangıçta yazar. Search engine olarak çok kuvvetlidir zaten. Yani onun indekslemesi, işte phrase'leri vesaire çok çok önemlidir. Çok deep dive aslında öğrenilmesi gereken şeylerdir. Ona o noktada mesela çok ihtiyaca yöneliktir Elasticsearch. Ama yani şimdi böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa sadece evet bir NoSQL bir database, bir document based bir database ihtiyacınız varsa aynı zamanda belki ufak tefek bahsettiğim gibi like'lar yapıyorsanız, ufak tefek aggregation'lar yapıyorsanız yine belki düşünülebilir ama MongoDB bence orada çok friendly bir yapısı var. Yani tabii ki bir search engine gibi kullanmak kolay değil ama aggregation'ı iyidir. Yani atıyorum 50 milyonluk bir database'in içerisinde like'lı bir şey aramanız söz konusu belki olmaz MongoDB'de, anlamlı olmaz. Çünkü orada işin içinde tabii ki phrase'ler giriyor olacak. Yani bir engine'e ihtiyacınız var çünkü hazır indekslenmiş olarak bir yerlere yorumlanıp indekslenmiş olarak aslında bir yerlere yazılması gerekiyor datanın. Daha performanslı sunabilmek için sharding'i çünkü önemli bu konunun. O sebepten ötürü MongoDB'yi belki orada başlangıç noktası için benim fikrim her ne kadar mesela şunu örnek verebilirim. Bizim bahsettiğim gibi country datalarımız aslında Elasticsearch'te. Biz onu mesela başlangıçta indeksleyip koyduk. Sebebi de aslında biraz daha anlık olarak bir aggregation'a ihtiyacımız olduğundandı. Ama başlangıçta böyle başladık ama şu geldiğimiz nokta aslında aggregation'dan ziyade direkt olarak datayı hazırlayıp bir view, materialize bir view'un içerisinden de aslında serve etmek daha mantıklı. Orada belki Elasticsearch'ten vazgeçeceğiz ama Elasticsearch'ü de site içerisinde aslında bahsettiğim gibi yani belki bir yere gelecek milyonlarca ürün olacak içeride ve o ürünleri bir şekilde search etmek için kullanmak zorunda kalacağız. Şu an böyle bir business henüz yok ama çok yakında gelecek. Bence orada ince bir nokta var. Yani search engine arıyorsanız değerli Elasticsearch. Ama onun haricinde MongoDB'nin ben açıkçası kompleksite açısından da Elastic'ten bir adım önde, kompleksitedeki basitlik açısından da aslında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şimdi tabii ya MongoDB'de de sharding yapıyorsunuz ama çok 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 büyük datalarınız varsa tahmin ediyorum Elasticsearch'teki sharding bizim için daha mantıklı olacaktır. Belki big data üzerinde de olabilir. Ama yine çok büyük datanız yoksa, yine MongoDB'deki sharding'e bile ihtiyacınız yoksa bence Elasticsearch yani bir nebze şey sizin düşündüğünüz kalıbın dışında yani o kadar bir şeye ihtiyacımız olmayabilir başlangıçta. Ama yani yeri geldiği zaman çok değerli bir search engine. Çok değerli bir NoSQL aynı zamanda. İlter bayağı onayladın. Katılıyorsun herhalde. Abi şey ben Mongo'da bir tur attım. Öyle anlatayım hikayeyi. Şimdi Cassandra'dan Mongo'ya, oradan da Elastic'e bağlayacağım. Kısaca. Şimdi biz Elastic'i dediğim gibi bir search engine olarak kullanıyoruz ama en güçlü bize fayda sağladığı yer web tarafında aggregation tarafı. Yani siz kullanıcıya case anlatacak olursak siyah pantolon diye bir şey filtrelediyse adam, siyah pantolonların içinde hangi markalarda siyah pantolonunuz olduğunu söylediğinizde bir UI UX konusunda hani conversion rate'den evet, bahsetmiştik ya. Orada conversion rate'i arttırıyorsunuz. Yani konular birbirine bağlanmış da olsun bir yandan. Şimdi bunu aggregation'ı en kolay, en pratik sunan Mert de aslında benzer bir şeyden bahsetti. Elasticsearch. Evet. Yani burada çünkü bir search engine orası. Yani siz siyah pantolonu indekslettiyseniz orada, ki zaten document olduğu için hepsini indeksliyor. Bütün field'ları indeksliyor. Elastic o konuda enteresan bir inverse search mantığı kullanıyor. Yani en az olan gibi böyle popularity şeysi var. Kendi içerisinde bir algoritması var. Yani sadece böyle bulduklarımı getireyim gibi bir kavram yok Elasticsearch'te. O yüzden ayırmak lazım şeyden. Biraz açayım ben bunu. Çünkü programlaması neden kolay diyebiliriz işte. Abi programlaması kolay. Aynı zamanda Elasticsearch ufak bir trik yapıyor. Çünkü bu MongoDB'den en çok ayrılan yerlerinden biri.
Eğer mesela 100 tane şeyiniz var, dokümanınız var diyelim. Bu 100 dokümanın içerisinde 70 tanesinde siyah geçiyor. 40 tanesinde pantolon geçiyor. Şimdi size siyah pantolon yazdığınızda ilk evvela bu 40 tanesini gösteriyor. Sonra siyah kelimesinin karşılığı olanlar altına doğru geliyor. Bu şekilde bir popularity yapıyor. Elastik. Skorlama aslında. Skorlama yapıyor. Aynen öyle. Şimdi MongoDB'de benim bildiğim kadarıyla en azından bunun için sizin query'ye bunu yedirmeniz lazım bir şekilde. Ya da indekslemenizi buna göre kurgulamanız lazım. Ama Elasticsearch built-in olarak bunu size veriyor. Search yaparken siz. İndeksten sorgu çekerken, sadece search yaparken değil, term query atarken, field query atarken de bunu yapıp veriyor size. Haliyle orada direktman ihtiyaca yönelik ürün kullanma, tooling'e girdik aslında biz burada, kavramı çıkıyor ortaya. Elasticsearch neden seçmeliyim? Böyle bir kavramdan çıkıyor. Şimdi evet. Ben mesela şey tarafında, DynamoDB kullanıyorduk AWS tarafında. Acayip, fantastik bir tool. Yani böyle hala aklım almıyor hatta yapabildiklerini. Adam 25 milisaniyede sana response vereceğim diyor. Eğer diyor benim kurallarımla bana gelirsen. Gerçekten de yani İrlanda'da olmasına rağmen sunucu 28 milisaniyede data attığını görebiliyorum ben. Acayip iyi bir şey bu. Ama şöyle bir data, ben öyle bir write basıyorum ki oraya. Tabii burada provisioning gibi kavramlar giriyor cloud olduğu için. Sen de mesela Cosmos DB'den verirsin aynı örneği diye düşünüyorum. Evet. Eğer provision ettiysen de bir de dediysen ki sen adama ben 3000 write'a kadar hak istiyorum. Bana bu şeyi write şeysini scale'ini sağla. Adam sana 3000 write'ı 5'er milisaniyeden yapabileceğin bir environment'ı otomatik bir şekilde sunuyor. Sen 3000 write'ı pat diye atıyorsun ve bunların hepsini consistent bir şekilde yazıyor kendi tarafına ve hemen sorgulayabiliyor oluyorsun. Bunun da altyapısını Cassandra sağlıyor. Şimdi write tarafında da Cassandra DB'nin çok fantastik bir kabiliyeti var. Şimdi ben bunu MongoDB'de yapabilir miyim diye bir deneme yaptım. Aynı workload'u 3 makinelik bir cluster'a gönderdim. Ve MongoDB maalesef ki bu write'ı kaldıramadı. Ben becerememiş olabilirim ama ne kadar denediysem de kaldırtamadım. Birkaç kişiye de sordum. Baba ne yapıyorsun? Bu kadar write atılır mı falan dediler. Çünkü ben bu kadar write'ı atar atmaz sorgulamakta istediğim için read'i de yolladım bir yandan şey için. Nasıl diyeyim? Hem write hem read yollayınca makineler CPU birbirine girdi. Replikalar birbirinden kaydı. Ben dedim makine mi bakıcılığı yapacağım? Data yazdım sildimle mi uğraşacağım diye bir haliyle şeye dilemaya giriyorsun. Orada da datanın modelini değiştirip başka bir yönteme geçtik. İşin komik kısmı NoSQL duran bir datayı datanın modelini değiştirip RDBMS'e taşıdık. Çok daha hızlı sonuç aldık. Öyle de bir trik yaptık o tarafta. Orada şu an aslında çok derin konusuna girmeyelim ama RDBMS'i de nasıl diyeyim, bize çok emek harcamış. RDBMS'i de şey yapmış olalım, onur etmiş olalım. Mesela RDBMS'in üstüne gelen memory optimized kavramıyla işler çok daha garip yerlere geldi. Mesela NVM tarafına yazıyoruz dedi. Onlar flash diskler. Direktman silinen diskler makine uçtuğu zaman. Siz basit bir standart edition SQL Server'da memory optimized table açıp az önce bahsettiğim bu 25 milisaniyede read veriyor adam bana diyorum ya. MS SQL'den ben 3-4 milisaniyede yani çok ciddi write yaptığım bir database'den bir tablodan 10 GB'lık falan bir tablodan 4-5 milisaniyede read alıyorum. Şu an aktif production ortamında var. Mesela sana attığım şeyde dashboard'ta orada bir tane blok var. RAM'in ne kadarı ne iş için kullanılıyor diye. O LTP için kullanılan blok var. Bir de memory amaçlı kullanılan. Orada ayırıyor alet. Çok kabiliyetli bir seviyeye geldi SQL Server. Sağ olsun. Evet. İyi ki var. Evet. Read için doğru ama write için abi write için de ben ya onu şöyle, araya şey koymak de gerekiyor. Q koymak gerekiyor. Ya orası öyle. İlla ki bir sıraya sokmak lazım gelen dataları ama. Başka, yani onun çözümü o. OLTP denemeni öneririm ama concurrency de şey yapıyor. Hayatımda ilk kez gördüğüm bir tane hata fırlattı. Bu kadar concurrent yapılır mı falan diye.
Böyle bir şeyler yazmışlar oraya. Çok diplerden gelen o 10 bin rakamlı. Yani kullandığınız database sistemini tanımak çok önemli. Yani Datanın tipini tanımak. Yani datanın tipini tanımak da önemli. Database'in nasıl çalıştığını, arka tarafında o database'in ne yaptığını da bilmek. Yani RDBMS diyoruz. MySQL var, Postgre var, işte evet. Oracle var, MS SQL var. Hepsinin farklı davranış şekilleri var farklı senaryolar için. Hepsi de RDBMS ama hepsi de aynı şey değil. O açıdan mesela biz Mongo'da devamlı izlediğimiz metrikler var. Current top'u izliyoruz write yaparken. Bizim current top'umuz fırladığı zaman demek ki biz write yaparken IOPS'umuz yetmemeye başlıyor. Yu anlıyoruz oradan. Bize alarmlar yağmaya falan başlıyor. Gibi gibi. Lafını kestim hocam ama. Yok estağfurullah hocam, zaten bitirmiştim. Peki, sadece ben de... bir ekleme yapayım. Şey için hani database'in ürünün kapabilitesiyle alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam Oracle Concurrency tarafında iddialıyım diyordu. Ama çok şey değilim yani, uzmanı değilim o tarafın ama SQL Server'da ben de data kaybetmezsin gibi bir iddiası vardı. Yazarsam ben kesin onu sana veririm gibisinden. Herkesin önceliklendirdiği bir şey oluyor aslında ürün çıkartırken. Önceliklendirdiği şeye göre de firmaların business'ına göre avantajlı bir database olmuş oluyor diye toparlayayım da. Yani database'in konfigürasyonunu değiştirerek de onları sağlayabiliyor oluyorsunuz. Yani bir MongoDB'yi concurrency sağlamak için de yapılandırabilirsiniz. Birçok writer'ı aynı anda kullanarak o concurrency'yi unutup başka kaygılarınız varsa onları da orada handle edebilirsiniz. O zaman ben de araya gireyim. Kendi fanatikliğimi ve MVP damarımı konuşturayım. Azure Cosmos DB'de write 10 milisaniye, read 10 milisaniye özür dilerim. Write'da da 15 milisaniyeye kadar düşürdüler. Consistency level'e göre değişir bu arada. Yani 10 milisaniye direkt bütün replikalar da vermiyor ama ilk master'da 10-15, read 10, write 15 veriyor. Son güncel rakam diyeyim. Maliyetler nasıl peki? Onlar da düştü mü? Abi maliyetler bizim sıkıntılı olduğumuz bir konu biliyorsun Cosmos kanısında. Orada indeksi dizginlemezsen kelime aklıma gelmedi ama dizginlemek olarak kullanayım. Dizginlemezsen biraz sıkıntı olabilir. Çünkü adamların çok ciddi yani hakikaten kozmotik bir DB'yiz diye bir iddiası var. Halen de devam ediyorlar. Yani game tarafında zaten sürekli çok hit almaya başlıyor bu performansından dolayı ama normal senaryolarda dikkatli kullanmak gerekiyor. Yani bu konuda hemfikirim yani, ona bir şey demiyor biliyorsun yani, sana da zaten o şekilde söyledim. Şeyi yani yanlış hatırlıyor olabilirim de doküman başına da galiba belli sayıda fiyatlandırma değişiyor değil mi onun? Abi şöyle write yani orada birazcık şey var aslında, bu ne derler, data katmanında write'ı düzgün yapmazsan patlıyor. Şimdi bizde requested unit diye bir şeyden hesaplanıyor o. Mesela 1 kilobayt 1 RU olarak geçiyor ama write'da 1 kilobayt 5 RU geçiyor. Dolayısıyla bulk write göndermezseniz doğru yerlerde o RU'lar bir anda fırlamaya başlıyor. Buradaki sıkıntı şu oluyor. Şimdi bir de bunda autoscaling var. İlter'in dediği gibi doğru planlama yapılmazsa veyahut da Bora'nın dediği gibi yani engine'i iyi tanımazsanız bir anda o scale olmaya başlıyor. Requested unitler de rezerve olan şeyler. Yani anlık scale'in scale out olan şeyler değil. Rezerve ettiğiniz anda onu kendinize gitgide data şişmeye başlıyor. Bir de otomatik indexing konusu var. Şimdi İlter açıkladı. Ben de ona artı bir Cosmos tarafından örnek verecektim. Elastik gibi de davranıyor ondan sonra. Sürekli bir indexleme durumu var ve bunu şey yapması var. Senin dediğin gibi puanlama durumu var. O yüzden birazcık şey yani... kontrolsüz gidildiği zaman uçmaya başlıyor ama evet dediğin gibi döküman başına read write ve operasyonlarda farklı RU'lar tüketiyor Cosmos. Data center hemen... yani cloud dediğiniz zaman her şey cost control, yani ilk konu cost control oluyor zaten. Cloud'da kullandığınız servisin özelliğini tanımanız gerekiyor ki orada gol yemeyesiniz. Bu arada şimdi öyle diyorsun da keşke bütün kullanıcılar sizin gibi olsa, şimdi onun fiyatından dolayı ben çektiğimi bir tek ben bilirim ya. Bu Cosmos DB çalışıyor ama çok fazla çalışır diye. Hocam orada şeyden kaçıyorlar biraz da, danışmanlık alması lazım. Bilmediği evet konuyu, doğru evet yani, aynen öyle. Orada konuyu iyi bilen birisinden danışmanlık aldığın sürece
cost kontrolü, ya bunu ciddi ciddi profesyonel olarak yapan dünya çapında bir sürü firma var. Yani abi vallahi ben şöyle birkaç dakikada, birkaç saatte, birkaç günde öğrenebileceği trikler yok yani. Orada şey, biz senelerdir oradayız. Senelerdir öğrendiğimiz o kadar çok şey var ki. Yani şurada bahsetmeye başlasak 1000 tane case olur. Tabii abi, yani bak çok net konuşayım yani sana. Abi siz yani Mongo Elastic devam edin dediğin çok müşterim vardır yani, öyle diyeyim sana. Yani şöyle bir durum var. Bizim sistem auto-scale çalışıyor diyorum ya, işte bizim CPU'ya hı-hı göre, request'e göre sunucularımız artıyor, azalıyor otomatik olarak. Biz sunucuları spot olarak kullanıyoruz. Hı-hı. Hani Amazon'un o sunucuyu ne zaman kapatıp açacağı belli değil. Ama onun arkasında öyle logikler kuruyorsunuz ki Amazon'un onu kapatıp açması da sizin için pek umrunuzda olmuyor. Doğru. Çünkü onun arkasında farklı stratejileriniz var ve onu handle edebiliyorsunuz. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman da bir data center'la neredeyse aynı fiyatlara bu işleri halledebileceğiniz durumlara gelebiliyorsunuz. Aynen öyle. Abi şey, çok doğru, katılıyorum ama de ben dediğim gibi yani durum... Şu da unutulmaması lazım. Orada senin dediğin Cosmos DB veya bu taraftaki işte Dynamo DB'den bahsediyorsak, onu on-prem'de kendi altyapısıyla hakkıyla kursunlar da ondan sonra onun fiyatını abi, kendi taraflarıyla yani kendi taraflarıyla karşılaştırsınlar. Yani o Amazon'un, Azure'un, Google'ın data center'larının altyapılarını göz ardı edip sadece işte bir tane bare metal makineyle karşılaştırma yapıyorlar. Onun altındaki network, internet, data center'ın altyapısı, elektriği, suyu, bilmem neyini işin içine katınca iş öyle kolay değil. Yani oradaki sağladığınız high-ability, scalability'yi sağlamak için çok 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 daha büyük paralar harcamanız gerekiyor. Yok. Aradığımız bilinçli cloud kullanıcı işte bu. Biz böyle bir şeyler istiyoruz. Bence büyücüler var abi onun altında. Yani. O, fantastik bir şey abi. Ya düşün var ya, böyle ne yapıyorsun abi sen ya? Böyle bir sözü nasıl veriyorsun ya? Orada oradaki o data center'ları da böyle şey onlarla 20'lerle yani sayılacak adamlarla yönetiyorlar bu adamlar. Yani o kadar çok otomatikleştirmişler arka taraftaki işlemler. Öyle bir seviyelere gelmiş ki yani kimse onunla fiyat karşılaştırmasını başka bir şekilde yapmaması lazım. Abi ki, şu anda yani verdikleri... Şunu da bahsedebiliriz Onur Hocam. Hani senle bu işleri konuştuğumuzda hatırlıyorsun, işte bizim bir Amazon'dan Azure'a geçme durumumuz vardı. Biz öyle tanışmıştık hı-hı zamanında. O dediğim senede 2015-2016 senesiydi. Evet. Daha o zamanlar şeyde İşte Amazon nedir, Azure nedir kimse bilmiyordu. Biz şeyde çalışıyorduk. Evet, Amazon'da doğru. Çalışıyorduk. Ve Amazon'dan Azure'a migration dediğimiz zaman kimseyi ortalıkta bulamadık. Şöyle yani bir elin parmağının sayısı kadar adam yoktu yani. Şimdi popüler oldu. Biz o zaman diyorduk bu her şey cloud'a gidecek. Sonuçta her şey cloud olacak diye. Bugün geldiğimiz noktada yani bunda haklı olduğumuz, hem sizin tarafta hem bizim tarafta haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Bundan 2-3 sene sonra kimse o karşılaştırmaları yapmayacak bile bence. Yani hani şu andaki o zorlukların hiçbiri kalmayacak. Çünkü öyle bir şey konuşulmayacak. Yani bir devrim olarak önümüzde bu. Artık bundan sonra geriye dönüş yok. Kimse alıp da ofisine bir server kurmayacak. Onu işletmeye çalışmayacak diye birkaç sene sonra ben bir tahminim var. Abi şöyle kesinlikle %100 katılıyorum ama Türkiye'de işte sıkıntı, ben şuna da katılıyorum aslında. Yani tıkandığımız nokta aslında birazcık işte biliyorsun malum sebepler, maliyet diye özetleyeyim onların üstünü. Onun haricinde yani zaten mesela atıyorum muhtemelen Aura'da da buna benzerdir. Direkt okumadım ama yani Cosmos gibi de şu anda Multiragen Write'da %99.99 SLA'yı veriyor. Yani bu hafta yani sizin bir sene boyunca dakikalar seviyesinde kesintisiz çalışmanız demek ve datanızı emanet ettiğiniz bir infrastructure'dan bahsediyoruz. Yani bu çok önemli bir konu. Yani burada bir tek challenge'ımız şu oluyor. Zaten hani bu işi bilen
karar vermiş ve planlayan yerlerde, işte Mert'in söylediği gibi, bunu biz nasıl planlamalıyız? Yani tabii ki de hepsinin artıları ve eksileri var. Bir de doğru kullanım senaryoları, senin söylediğin üzere, yani o engine'i ve platformu tanımakla çok doğru ilişkilendirilebiliyor. Yani sizin application katmanında yaptığınız bir önlem bile database'e yaptığınız, işte az önce Cosmos'u anlattığın gibi, yazma sayınızı etkiliyor. O yazma sayısı da sizin aslında cebinizden çıkacak parayı etkiliyor. Bu açıdan çok önemli. Şimdi şöyle bir toparlayayım. Hocam bir şey daha ekleyeyim. Bakın tabii. Orada şöyle bir durum daha var. Artık her şey platform as a service'e dönüyor işte. Eskiden herkes Exchange kullanırken şu anda Office 365 kullanıyor. Ya bu tür değişimler her şeyde yaşanıyor. Ne bileyim hani bir muhasebe programı, bir personel programı da artık cloud'da çalışıyor. Artık son kullanıcı serverla işi olmayacağı gibi, yani o programın işletilmesiyle de ilgili bir iş olmayacak. Aslında bu işleri yürüten yazılım firmaları olacak. Cloud'la yazılım firması olacak son kullanıcının arasında. Kullanıcılar bir şey verip, abonmanlık verip o işi satın alacaklar. Bu başkasına da karışmayacaklar. Bu iş buraya gidiyor yani. Ondan bahsetmek lazım artık. Yani çoğu son kullanıcı bir ERP programının database'ini işte Azure'da mı tutayım, Amazon'da mı tutayım falan filan gibi şeyler düşünmeyecek. O ERP programını zaten servis olarak satın almaya başlayacak. Kardeşim, veya neyse artık programı. Misafirlerin hepsi çok tehlikeli. Şimdi adam SaaS ekonomiye giriyor. Şimdi anlatmaya başlayacağım sabaha kadar. Herkes çok tehlikeli. Konuşmayı seviyor. Ben zaten AVKK'ya yani girecektim de vazgeçtim sonra. Evet. Yani cloud deyince tabii bir en büyük dezavantajlardan birisi Türkiye özelinde bu, ama o başka zaman konuşacağız herhalde onu. Evet, aynen öyle. Ama yani hepsinde aslında hepimiz hemfikiriz. Zaten burada da bu teknolojileri bir değil, birden fazla cloud'da kullanan insanlar var. Bu session'lar boyunca. Biz de zaten hani burada aslında amaç şu değil. Zaten fark ettiyseniz bir başlıkta teknoloji kelimesi geçiriyoruz özellikle. Vendor bağımsız ve teknoloji bağımsız. Amaç teknoloji kullanmak. Tecrübelerimizi aktarıyoruz çok değerli bilgiler şeklinde. Ben de kesinlikle katılıyorum. Önümüzdeki dönemlerde konuşacağız. Yarın da database'in aslında birazcık management'inden konuşacağız. Yani işte bu performans konularından konuşuyor olacağız. Hatta orada belki platformları daha fazla ve detaylı inceleyebiliriz. Yani database management, administration nasıl oluyor, onlardan bahsediyor olacağız hep beraber. Şimdi şöyle bir toparlıyorum ondan sonra. Aklını valla kesip yani bugüne kadar takip eden kitleye için söylüyorum. Bir tane hani mobil uygulamamızı nasıl yapacağız falanlardan buralara geldik ya. Evet. Sadece Firestore ve Firebase'in real time database'i çıktı. Vardı zaten. Yani bu tip karmaşalarla uğraşmadan ben hemen bir mobil uygulama yazayım, pazara çıkayım. İşte bir application yapıp host edeyim gibisinden. Ama bunlar şey değil, uzun vadeli yatırım yapılabilecek taraflar gibi düşünmemek lazım. İlla ki bilmek lazım business büyürken database'i nasıl kurgulamak için diye. Çok enteresan app odaklı database olarak servis veriyor Firestore tarafı. Biz de kullanıyoruz, chat database olarak kullanıyoruz mesela biz o tarafı. Süper. Direktman SDK'leri de kendisinden soketli. Yani biz bir şey attığımız zaman diğer tarafa direktman data güncellendi diye şeyi haberi veriyor soket üzerinden. Böyle database'ler de var deyip ondan sonra lafını kesme noktasındaki özrümü yapıp. Estağfurullah. Abi onu zaten yani orada data in apps diye bir konumuz var biliyorsun. Daha detaylı gireceğim. Hani şimdi böyle bir overview yapalım dedik. Application'larda datayı nasıl kullanıyorsunuz? Bir de bunun kullanımı var dediğin gibi. Yani bir application'da data nasıl kullanılıyor veyahut da hangi dataları topluyoruz veyahut da toplamalı mıyız bütün datayı şeklinde sorularım olacak. Çok haklı olarak sen de aslında konuşacağımız konulardan bir tanesine girizgah yapmış oldun. Şimdi şöyle toparlıyorum sizden aldığım notlarla yine. Hocam şöyle bir şey de ekleyeyim o zaman. Tabii buyur. Bu monitoring sistemlerinin time-based database'leri de var. Bunlar da hani konuşulması gereken şeyler, hani Grafana kullandığı, işte ne bileyim Kibana'nın kullandığı Elasticsearch kullanıyor genelde default olarak. Grafana, InfluxDB falan gibi time-based database'ler kullanıyor. Bunlar da
yani database olarak lafı geçmesi gereken şeyler diye söylüyorum. Abi notlarımı hemen alıyorum. Database engine'lerde özellikle yani bunlardan da bahsedelim diye. Zaten sen de olursun o session'da. Database abi o zaman bir tane daha ekleyeyim ben. Spark SQL diye mesela lansmanı yapıldı. Adam Windows Function'la şey veriyor. Dream SQL veriyor. Çok efsane mesela o da. Yani bildiğin datayı biriktirip sana onun üzerinden real time sorgulayabilmeni sağlıyor. Hiç relational alt tarafta bir database'e store etmeden stream'in üzerinden. Çok fantastik mesela. Vallahi o ben okuduğumu söyleyeyim sana. Ben daha yani ben okuyordum sadece. Bir müşterimde hiç karşılaşmadım yani real time senaryosunu görmedim ama o şöyle enteresan bir yapı. O aradaki bizim PubSub mekanizması var ya. Oradaki bazı real time işlerin çoğunu üstüne alabilecek bir mekanizmaya benziyor yani gördüğüm kadarıyla. Çok değişik yani kim kullanacak ne yapacak heyecanla bekliyorum. Ben. Evet ben de inceledim ama dediğim gibi hiçbir müşterimde daha denk düşemedim. İnşallah görürüz en yakın zamanda. Ya madem onlar var şunlardan da bahsetmek lazım. Data warehouse'lar var. Yani çünkü Çok iyi. Grup açıldı. Aynen. Onlar da database kategorisine girmeye başlıyor o zaman. Olur madem onlardan bahsediyoruz falan diye şimdi ben de bir gün hepinizi sağırlık yapacağım ama zor tutuyorum kendime bakın ona göre. Peki size böyle 5 tane şey yapacağım. Ondan sonra diyeceğim ki arkadaşlar sorular bu deyip sonra bir tane defter açacağım. Hadi bunları konuşuyoruz diye. Vallahi ağzınıza sağlık bu arada çok keyif alıyorum şaka bir yana hem sizi yormamak adına çünkü bir yandan da her ne kadar korona vesaire var ama hepimiz çalışıyoruz yoksa ben de dahil olmak üzere ben de çalışıyorum ama eminim siz de öylesiniz sabah kadar otursak konuşsak konuşuruz ve çok da güzel bir session olur zaten her gün bir ders niteliğinde oluyor bu arada çok da keyif alıyorum ağzınıza sağlık tekrardan ama söylediklerinizi not aldım. Session'lara dağıtıyorum ben bunları daha sonradan. Arka tarafta da zaten konuşuyoruz, sohbet ediyoruz bildiğin üzere. Bugün özetlemek gerekirse aslında bu data konusuna bakmak istedik. Yani bu işte bakın lakabı bile var işte Mert Boomer şeyine title'ını aldı kendisine. Çok tartışılan konulardan bir tanesi. Replace edilir mi edilmez mi falan filan diye. Hem birazcık buna bakmak istedim hem de arka tarafta neler dönüyor işte zaten sohbet arasında hepimiz konuştuk. Yine üzerinde mutabık kaldığımız konulardan bir tanesi aslında verinin tipine göre ve verinin özellikleri tüketimine göre bu seçimi yapmamız çok kritik bir konu. Ondan sonra aslında birazcık hani ben sordum ya performans mı veri tipi mi? Aslında ikisinden de biraz var. Yani performans da çok önemli. Yani veriyi read'leyecek misin, write'layacak mısın? Yok birazcık da verinin tipine göre de değişiyor bu seçim. Read-write yoğunluğuna göre değişiyor ondan sonra. Bu çok önemli. NoSQL tarafında konuştuk aslında teknolojileri. Mert'in notlarından bir tanesi. Mongo çok user friendly ve initial olarak bununla başlamak gerekiyor. Bir search engine ihtiyacınız yoksa. Elastic birazcık daha search tarafında ve indexing'in çok kuvvetli olduğu yani çok kuvvetli olması gerektiği yerlerde kullanmaya çalışıyoruz. RDMS'ler hayatımızdan çıktı mı? Hayır çıkmadı. Uzun bir sürece de çıkmayacak gibi ondan sonra. Zaten çıkmasını da istemiyoruz aslında. Bu sadece tartıştığımız konulardan bir tanesi. Arka tarafı rahatlatmak için read-write yapısı kullanıyorum halen. Çok majör teknolojilerden, daha doğrusu majör architecture'lardan bir tanesi. Zaten sağ olsun Bora da architecture'larını gösterdi. Her sunucu parkurlarında, ben özetleyeyim oradaki fotoğrafı. Bir tane write, 4 tane de read'leri vardı ondan sonra. Dolayısıyla halen çok intensif bir şekilde kullanılıyor. Diğer arkadaşlar da buna katıldı ondan sonra. GraphDB'den bahsettik. GraphDB birazcık şu an için şöyle duruyor. Bunda da hemfikiriz diye düşünüyorum. Senaryosu doğru geldiği zaman çok etkili bir veri tabanı. Ama her senaryoya gidemeyebilir. Yani evet çok ciddi avantajları var. Özellikle de derinlik konusunda ve indeksleme konusunda. Ama bir yandan da doğru senaryonun denk gelmesi lazım. Yani hangi senaryoda kullanacağız? Mert'e de zaten özür dilerim. İlter'e de topu o yüzden atmıştım. Çok doğru bir yerde duruyor. Yani işin içerisine biraz socialize etme durumu geldiği anda ve e-ticaret geldiği anda aslında GraphDB çok direkt masaya yatırılan konulardan bir tanesi oluyor. Ondan sonra onun haricinde şu an için aktaracaklarım bu kadar. Özetleyeceklerim bu kadar. Yarın database engine'leri konuşmaya başlayacağız ama birazcık daha administration tarafından konuşuyor olacağız. Bir dakika. Daha doğrusu ben böyle veriyorum ama özür dilerim.
yarın değil ondan sonraki gün konuşacağız. Yarın datanın nasıl tüketildiği ile ilgili konuşacağız. Yani işte bu Spark'lar, ondan sonra arka tarafta hangi dataları topluyoruz, niye topluyoruz, nasıl manipüle ediyoruz bu dataları ve ne için manipüle ediyoruz? Veyahut da her datayı toplamalı mıyız? Buna bakıyor olacağız. Ondan sonra engine kısmına geleceğiz. Dolayısıyla yarın data in apps dediğimiz bir konumuz var. Yine çok keyifli bir konu. Beraber oluyor olacağız. Deyip hepinize teşekkür ediyorum. İzleyenler de dahil olmak üzere. Şifreyi verdim chat ekranından. Eklemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar alabilirsiniz. Yoksa hepinize çok teşekkür ediyorum bugün akşam için. Teşekkür ederiz. Çok zevkliydi gerçekten. Teşekkürler herkese. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.